Hafta sonu sabahlarının vazgeçilmezi, ekranların magazin keyfi, cumartesi sürprizinden herkese merhaba. Ben Sezgi Sena Akay. Ünlüler dünyasından birbirinden özel ve güzel haberlerle karşınızdayız. Cumartesi sürprizine ünlüler dünyasından hızlı bir haber turuyla başlıyoruz. Magazin dünyasında hızlı bir tura çıkıyoruz. İşte ünlüler dünyasından son haberler sizlerle. ...13 Ekim'de vizyona girecek Zübeyde Analar ve Oğullar filmi, 12-22 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek Toronto Güney Asya Uluslararası Film Festivali'nin açılış filmlerinden biri olacak. Mustafa Kemal oldu artık adım. Sen de hemen kabul ettin. Dur. Trabzon ve Fenerbahçe arasındaki ezeli rekabet öğretmen filmiyle beyaz perdeye taşınıyor. Film 20 Ekim'de vizyona girecek. Trabzonspor almaya düşünüyorlar. Trabzonspor'u. Ula Cemil, Trabzonspor büyük lokmadır. Yedirmezler onlara. Sadık Ahmet filminin setinde Uğur Yücel'e doğum günü sürprizi yapıldı. Kendi sahnesi için setteki yerini aldığında bir anda doğum günü pastası getirildi. Usta oyuncu bu sürpriz karşısında şaşkınlığını ve mutluluğunu gizleyemedi. Fettah Can, Zaten Yaz 3 Aydı şarkısının klibini müzikseverlerin beğenisine sundu. Gitti, çok işin gücün vardı. Zaten çok kısa bir araydı. Zaftı, öyle sanmak kolaydı. Zaten yaz 3 aydı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Çanakkale'de düzenlenen Turaya Kültür Yolu Festivali'nde Anadolu Ateşi'nin gösterisi damgasını vurdu. Çeşme'deki konser öncesi Ümit Vesen, Muazzez Ersoy ve Ahmet Selçuk İlkan'la birlikteyiz. Sevenlerine harika bir nostalji gecesi yaşatacaklarmış. Çok renkli bir gece sizleri bekliyor ve seyircilerimizi bekliyor. İnşallah. Herkes çok mutlu olacak, inanıyorum. Ve işin en ilginçlerini de sanıyorum. Bu bir başlangıç tabii. İnanıyorum ki özlem dolu sevenlerimiz, seyircilerimiz, müzik severler de böyle bir üçlü geceyi veya böyle çoklu bir geceyi çok çok görmek isteyeceklerdir. Sohbet sonrası sahneye geçen Ümit Vesen, Muazzez Ersoy ve Ahmet Selçuk İlkan sevenlerine nostalji şöleni yaşattı. Ya hep ya hiç sevgilim, ya seninle ya sensiz, olamaz başka biri, ya seninle ya sensiz. İstersen al at beni, istersen yalvart beni, dağ gibi deniz gibi, ya seninle ya sensiz. İstanbul Renk Festivali'nde dünyaca ünlü şarkıcı Araş şarkılarıyla gençlere unutulmaz bir konser deneyimi yaşattı. Festivalin ilerleyen saatlerinde sahneye çıkan rapçi Sefo şarkılarıyla gençleri coşturdu. Mustafa Ceceli ile Kıbrıs konseri öncesi birlikteyiz. Ünlü şarkıcı da meslektaşları gibi bu yazı yoğun konser maratonuyla geçirmiş. Ya sezonu bayağı hareketli geçti. Bütün sanatçılar için çok hareketli geçti. Siz de takip ettiniz. Ben bütün sanatçı arkadaşlarımla havalimanlarında karşılaştım. Yani bir uçuş varsa mutlaka orada minimum iki arkadaşım oluyordu. Onlarla hatta orada ya şu şarkıyı ne yaparız, şunu düet mi yapalım, şunu aranje mi edelim. Orası böyle bir toplantı karargahı gibi oldu. Yazın çok hareketli geçti. Peş peşe konserler yaptık. Mustafa Ceceli sevenlerine müjdeyi veriyor. Yıldız Tilbe ile düet geliyormuş.
Yakın zamanda şimdi önce bir düet çalışmamız çıkacak. Yıldız Tilbe'yle bir şarkı yaptık. Çok da keyifli oldu. Albümün çıkış şarkısı olacaktı ama tutamıyoruz şarkıyı. Herkes diyor ki hadi çıkarın, hadi çıkarın. O yüzden ay sonuna tahmin ediyorum o şarkıyı dinleyeceğiz. Peşine de Ekim'in ortası gibi albümü çıkarmış olacağız. 10 şarkılık bir albüm geliyor. Kapandı bu eski yaram sana. İzmir'in Kurtuluş Günü etkinliklerinde Menemen'de sahneye çıkan Sertab Erener, şarkılarıyla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. İzmir'in Menemen ilçesinde konser veren Seda Sayan, sevenlerine keyifli bir gece yaşattı. Seda Sayan 2003'te sabah programına konuk olan seyirci olarak çıkan engelli hayranıyla 20 yıl sonra Menemen'de buluştu. Sürpriz buluşma duygusal anlara sahne oldu. Hande Ataizi spor yaptığı anlardan bu videoyu paylaştı. Güzel oyuncu düzgün fiziğiyle dikkat çekti. Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal tatilden bu videoyu paylaştı. Geçtiğimiz aylarda bir operasyon geçiren usta oyuncu Filiz Akın, yaptığı paylaşımda sağlık durumu hakkında bu açıklamayı yaptı. MR neticelerine göre endişelenecek durum yokmuş. İlaçlara 5 gün daha devam. Sizlere de iyi dilek ve dualarınız için teşekkür ederken böyle iyi haberler alacağınız bir gün diliyorum. Tersoy'dan Tarkan'a, Müslüm Gürses'ten Emrah'a, Ata Demirer'in en iyi taklitleri. Bu bölgeye acı çektirmek istiyor. Buraya baktığı zaman burası acı çeker. Böyle yapıyor. Ya diyor Müslüm Hoca diyor, I want to diyor, single diyor, estağfurullah falan yapıyor. Allah Allah elimi öptü falan, koca İngiliz böyle mavi abi gözler çipil gibi. Marilyn Monroe'dan Neşe Karaböceğe, Nükhet Duru'dan Ajda Pekkan'a, Sezen Aksu'nun en unutulmaz performansları. Artık sevmeyeceğim. Bütün kabahatim benim. Gerek mahmure, rastlıkça gerek mahmure. Sen de yaz yaz yaz, bir kenarda yaz bütün sözlerimi. Çağlar Çorumlu mu, Ata Demirer mi, en iyi Zeki Müren taklidini kim yapıyor? Nasıl olur bu? Bu kostümün daha provası yapılmadı. Hastane bahçesinden sonbahar yaprakları tek tek düşerken intiharının eşine geliyor o. Kıvanç Tatlıtuğ, Aras Bulut İynemli, Gonca Vuslateri ve sürpriz isimler. İşte ünlüler dünyasından en eğlenceli taklitler. Az sonra... Ezgi Mola'nın kuaför isyanı. Normal bir fön nasıl çekilir saç ezilmeden böyle böyle? Yıldız Tilbe'nin şaşırtan imajı. Ay maşallah bunlara bak. Kıvanç Tatlıtuğ'un beyazlar içindeki olay tarzı. Hande Erçel'le Hakan Sabancı'nın buram buram aşk kokan pozu.
hadisenin göz kamaştıran yaza veda pozları. Az sonra. Deniz Çakır'la Bilgehan Baykal dünya evine girdi. Evet. Deniz Çakır ve Bilgehan Baykal çiftinin 200 kişinin katıldığı kır düğününden ilk görüntüler. Deniz Çakır'ın nikah şahitliğini yapan Zuhal Olcay neden duygusal anlar yaşadı? Hep mutlu olun. Hiç ayrılmayın, ağlayacağım. Deniz Çakır'ın sosyal medyada çok konuşulan Helenistik tarzda gelinliği ve zeytin ağacı dallarından oluşan gelin çiçeği az sonra. Sürpriz aşkın ilk görüntüsü. Konuşmayan bir tane hemen fotoğraf alalım da alalım. Evlilik teklifi gelmeden. Aynen. Umut Evirgen'le Alina Boz gecelerde el ele ortaya çıktı. Evlilik sorularına ne yanıt verdi? Evlilik haberleri çıkmaya başladı. Neler söyleyeceksiniz bu durum için? Anlamam Umut Bey. Az sonra. Yaz bitti, İstanbul sokakları hareketlendi. İşte Deniz Çakır'ın düğün görüntülerinin de yer aldığı Gündüzden Gece İstanbul turu. Magazin dünyasının kalbi İstanbul'da atıyor. İşte ünlülerden haberler, konserler ve son görüntüler. Merve Boluğur'u Nişantaşı sokaklarında görüntülüyoruz. Kendisine ve köpeğine doğum günü hediyesi bakmaya çıkmış. Doğum günü hediyesi almaya çıkmış. Evet, kendime doğum günü hediyesi alıyorum. Annem, köpeğimin de doğum günü. Üçümüze şapka alacağım. Hani küçükken çocuklara takıyorlar ya böyle şapka. Aynısı o işte. Nilüfer'e Nişantaşı'nda rastlıyoruz. Hem konser için kıyafet provasına hem de alışveriş turuna çıkmış ünlü sanatçı. Bir iki almam gereken şey vardı. Önce bir yeni kostüm provasına gittim. Kuruçeşme'de 22'sinde konserim var ya. Konser öncesi. Ona gittim. Ondan sonra bazı ihtiyaçlarım vardı. Nilüfer sevenlerine müjdeyi veriyor. Yeni single çalışmalarına başlayacakmış. Projem yok. Bir single çalışması var. Bu ay sonunda onun için stüdyoya gireceğim. Yeni şarkı. Evet. İsmail Hacıoğlu, Cihangir'de takılıyor kameralarımıza. Cem Karaca'yı canlandıracağı proje için büyük bir baskı hissediyormuş üzerinde. Üzerinizde bir baskı hissediyor musunuz? Hissediyorum tabii. Büyük isim. Kesinlikle zor bir rol. Yani hayatım projesi benim için. Ve herkes için aslında öyle. Bütün projenin içinde olan hem yapımcımız hem yönetmenimiz, herkes çok heyecanlı. İsmail Hacıoğlu, Cem Karaca rolü için müzik eğitimleri alıyormuş. Role yönelik peki eğitim aldınız mı müzik adına? Çalışıyorum. Çok fazla çalışıyoruz. Cem Bey'le biz de beraberiz şimdi. Cem öğret yapıyor müziklerimizi direkt. Aslıhan Gürbüz'le olan ayrılığını soruyoruz. Ama açıklama yapmıyor İsmail Hacıoğlu. Son olarak Aslıhan Gürbüz Hanım'la bir ayrılık yaşadınız. Neler söyleyeceksiniz? Söylenecek fazla bir şey yok ya. Saygılar. Aynı gün akşam saatlerinde İsmail Hacıoğlu'nu eski eşi Duygu Kumarki ve kızı Yemin'le Cihangir'de görüntülüyoruz. Show TV'nin fenomen dizisi Ailenin oyuncusu Canan Ergüder'i alışveriş turunda görüntülüyoruz. Yeni sezonun senaryosu gelmiş. İzleyenleri oldukça heyecanlı bir sezon bekliyormuş. Sizin yeni sezonu sanırım. Nasıl bir sezon bekliyor? Heyecanlı, bilmiyorum. İki bölüm yeni okudum da, bayağı heyecanlı. Defne Samyeli'yi alışverişte görüntülüyoruz. Çağrı Tel Kıvran'la ayrıldığına dair iddiaları yanıtsız bırakıyor. Çok yoğunum arkadaşlar. Sonra geçtiğimiz hafta bir hanımefendiyle görüntülendi de. Arkadaşlar hiçbir şekilde röportaj yapmıyorum, konuşmuyorum. Ekin Koç'u İstanbul gecelerinde görüntülüyoruz. Bu yaz mümkün olduğunca İstanbul'dan uzak kalmaya çalışmış yakışıklı oyuncu. Tatil nasıl geçti? Fena değil. Mümkün olduğunca İstanbul'dan uzak kalmaya çalışıyorum çalışmadığım zamanlarda.
Malum deprem meselesi de oldukça gündemimi meşgul ediyor. Dolayısıyla hani birazcık kafayı boşaltmak için mümkün mertebe uzak durmaya çalışıyorum. Özge Özacar'a bir etkinlikte rastlıyoruz. Geçtiğimiz hafta Venedik Film Festivali'nde giydiği 4 farklı kıyafetle adından söz ettirmişti güzel oyuncu. Özge Özacar, Venedik Film Festivali'ni mesleğine katkı sağlamak için çok verimli geçirmeye çalışmış. İtalyan, Fransa, Almanya, dünyanın birçok yerinden meslektaşımla tanış olduk. Orayı gördükçe daha fazla nelere çalışmam lazım, neleri geliştirmem lazım, nerelerim noksan, nerelerim iyi, bunları daha çok parlatabiliriz. Onları gördüm. Onun için benim için çok keyifli bir festival oldu. Çok mutluyum bugün burada da olduğum için. Aşka geliyor konu. Çok uzun zamandır yalnızmış Özge Özacar. Yok, çok uzun zamandır hayatımda bir insan yok. İnşallah bir gün olur ama şu an öyle bir şeyim yok. Hani çok klişe bir laf biliyorum, sıkıcı da gelebilir giden ama. Giden bir yalnızlığım var diye düzelteyim ben. Vallahi çok güzel özetledin. Yani anneme babama sen daha iyi özetlersin bunu. Şakası bir yana hani dediğim gibi çok uzun zamandır yalnızım demiyorum, tek başınayım. Başrollerini Ozan Dolunay, Burak Deniz, Timur Acar, Deniz Tansel Öngel, Sezin Akbaşoğulları, Ahmet Tansu Taşanlar gibi isimlerin paylaştığı Cumhuriyet'in 100 yıllık yolculuğunu, 2000 yıllık Anadolu ve Türkiye tarihinden ilham alarak anlatan Yüz adlı tiyatro oyunu Harbiye'de sahnelendi. Buralarım da elimize geçtiğini görmeden vurulduğum yere gömülmeli. En büyük direnimdir. Duvarlarla çevrildi şu yerde beni diyarı. Oyunda Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran Ozan Dolunay performansıyla geceye damgasını vurdu. Gün uyanıyor. Hem askerimize, hem tarihimize. O halde söylemeli açıkça. Şimdi yeni bir tarihin başlangıcını seyrediyor. Ben size taarruz emretmiyorum. Ölmeye emrediyorum. İlerlemek bizi bulacak bu vatan. Bu topraklar, bu deniz. Bakmayın bu zırhlara ışığında böyle yanar dönerler. Oyunu izlemeye gelenler arasında Selçuk Yöntem, Mehmet Aslantu, Mustafa Denizli, Altan Gördüm ve Ayşe Tolga gibi ünlü isimler de vardı. Ben size taarruzu emretmiyorum. Deniz Çakır yaklaşık 2 yıldır beraberlik yaşadığı Bilgehan Baykal'la dünya evine girdi. Bilgehan Bey'i ömür boyu olmak üzere eş olarak kabul ediyoruz. Sarıyer'de düzenlenen 200 kişilik kır düğününe çiftin aileleri, yakın dostları ve arkadaşları katıldı. Deniz Çakır'ın nikah şahitliğini yapan Zuhal Olcay, çift hakkında konuşurken duygusal anlar yaşadı. Nikah bu. Deniz'i çok 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 seviyorum. Bilgehan, seni yeni tanıdım ama seni de çok seviyorum. Biliyorum. Ve tanışmalarına neden olduğum için çok gurur duyuyorum. Belki de hayatımda yaptığım en güzel iş. Çünkü hayatta gerçekten mutlu olabilmenin ve mutluluğa katkıda bulunabilmenin dışında hiçbir şeyin çok da önemli olduğunu düşünmüyorum. Hep mutlu olun. Hiç ayrılmayın, ağlayacağım. Deniz Çakır ve Bilgehan Baykal çiftinin eğlenceli dansı geceye damgasını vurdu. Deniz Çakır, bu özel gününde giydiği, kendi dokunuşlarının da olduğu Helenistik tarzda gelinliği ve gelin çiçeği olarak tercih ettiği zeytin ağacı dallarıyla sosyal medyada çok konuşuldu. Berkay'la Kuru Çeşme konseri öncesi birlikteyiz. Ünlü şarkıcı bu yaz yoğun konser veren isimlerden. Konser maratonu aynı şekilde devam edecekmiş. İzmir var, akabinde Adana var, Mersin var, Gaziantep var. Böyle gidiyor. Sohbet sonrası sahneye çıkan Berkay, hareketli şarkılarıyla eğlendirdi. Slow şarkılarıyla sevenlerine duygusal anlar yaşattı. Severek ayrıldık, ona yanıyorum. Severek ayrıldık, ona yanıyorum.
konserde Köfn grubunun solisti Salman Tin sahneye çıktı. Bir tek Ben Anlarım şarkısını söylemek için hazırlık yapan Tin detone oldu. Tin'in üzerinden kayan bir buzlu. Orkestranın onun tonundan çalmadığını ifade eden Salman Tin durumu toparlayıp Bir Tek Ben Anlarım şarkısını böyle seslendirdi. Sanmasınlar asla seni benden ayrı. Savrulur savrulur saçlarında hayat. Serdar Ortaç, Kuru Çeşme konserinde şarkılarıyla sevenlerine keyifli bir gece yaşattı. Bu akşam üzünlerime, bu akşam üzünlerime. Sol taraf seni de alır giderim. Seni teknedekiler I love you. Nedense her şey yalan. Bu aşkı da sende kalan. Nedense her gönülde vicdan aradım vicdan. Ben ne sana taparım, ne seni ararım, ne trip ağaç ışıkları. Sen ne beni oyala, ne omuz ovala. Gül abla I love you. İki rapçinin gergin gecesi. Sefo ve Çakal katıldıkları partide yumruk yumruğa birbirine girdi mi? Yok bende yok bazen sıkıntı yok. Karşı tarafa soralım. İki rapçi kavga iddiasına ne dedi? Gerginlik olduğu söyleniyor. Neler söyleyeceksiniz? Neler oldu? Az sonra. Hatice Şendil, yazın geçirdiği minik kazayla ilgili ilk kez konuştu. Küçücük bir an nasıl yakalandı? Az sonra. Biraz gülmeye ne dersiniz? İşte taklit konusunda en yetenekli ünlüler ve birbirinden eğlenceli taklit performansları. Bülent Ersoy'dan Tarkan'a, Müslüm Gürses'ten Emrah'a, Ata Demirer'in en iyi taklitleri. Bu bölgeye acı çektirmek istiyor. Buraya baktığı zaman burası acı çeker. Böyle yapıyor. Ya diyor Müslüm Hoca diyor, I want to diyor, single diyor, estağfurullah falan yapıyor. Allah Allah elimi öptü falan, koca İngiliz böyle mavi abi gözler çipil gibi. Marilyn Monroe'dan Neşe Karaböceğe, Nükhet Duru'dan Ajda Pekkan'a, Sezen Aksu'nun en unutulmaz performansları. Artık sevmeyeceğim. Bütün kabahatim benim. Gerek mahmure, rahatsızlıkça gerek mahmure. Sen de yaz yaz yaz, bir kenarda yaz bütün sözlerimi. Çağlar Çorumlu mu, Ata Demirer mi, en iyi Zeki Müren taklidini kim yapıyor? Nasıl olur bu? Bu kostümün daha provası yapılmadı. Hastane bahçesinden sonbahar yaprakları tek tek düşerken intiharının eşiğine geliyor o. Kıvanç Tatlıtuğ, Aras Bulut İynemli, Gonca Vuslateri ve sürpriz isimler. İşte ünlüler dünyasından en eğlenceli taklitler. Ata Demirer şöhretini çok iyi yaptığı taklitlere borçlu. Ünlü şovmenin Bülent Ersoy taklidi unutulmaz. Bu bölgeye acı çektirmek istiyor. Buraya baktığı zaman burası acı çeker. Böyle yapıyor. Küstüm esmer beyazlara. Küstüm esmer. Kamerinin konserden çıktın hemen anlarsın. Mithat nasıldı bu sefer? Son dönemde Tarkan taklidini de başarıyla yapıyor ünlü şovmen. Bir şey geleceğini hissediyorsun zaten. Şey başlıyor böyle. Yolla, yolla. Acıları bana yolla. Dertleri bana. Ona yakışıyor bak, ben yapınca kurbanlık dana. Ata Demirer'in en eski taklitlerinden biri rahmetli Müslüm Gürses'in taklidiydi.
çok başarılıydı Müslüm Gürses taklidinde Ata Demirer. Ya diyor Müslüm Hoca diyor, I want to diyor, single diyor, estağfurullah falan yapıyor. Allah Allah elimi öptü falan. Koca İngiliz böyle mavi abi gözler çipil gibi. Şimdi buradan da o mazi bir analım. İngiliz bir elçimize de saygı sevgi gönderelim. Neydi eski günler diyelim. Bir İngiliz parçası vardı, İngiliz bozla. Hangisi o bakayım? Çalın bakayım, çal. It's all left. Kiss me, my darling. And so never. Kiss me, my love. It's all. Besame Puçin. Ata Demirer'in eski gösterilerinde yaptığı Emrah taklidi de oldukça komikti. Benziyor muyum abi dedim. Benziyorsun dedi. Benziyorum tabii dedi. Dükkandan bir çıktım Emrah. Üzerimde böyle gereksiz bir acı. Sırtımda biri oturuyormuş gibi. Ya müzik duyuyorum böyle. Yanayım. Duvara baksam acı fışkıyor böyle. Bu nasıl? Günlük konuşmalarım bozulmaya başladı ya. Merhaba bakkal amca. Sen de benim gibi yalnızsın değil mi abi? Yok ben salam kesiyorum, karım bekliyorum. Okula giderken falan hep Emran böyle. Yaranayım, yaranayım. Öğrenci bileti verir misin abi? Taklidi en çok yapılan ünlülerin başında Sezen Aksu geliyor. Sezen Aksu'yu çok kişi taklit ediyor ama Gonca Buslateri'nin performansı bir başka. Kimse taklit olacağı her neşende. Tüm Türkiye'nin doğum günü renkleri kabul eder. Selamlar çekerim. Ama taklidi yapılan Sezen Aksu'nun taklit performansları da görülmeye değer. Minik Serçe, Marilyn Monroe taklidinde çok başarılı. Görüntü 1993 yılında. So I want to fall, you let me. Though I know that you're perfectly swell. Sezen Aksu yıllar önce yaptığı sahne şovunda şahane taklitlere imza atmıştı. İşte o şovdan Sezen Aksu'nun sesinden Neşe Karaböcek, Nükhet Duru ve Ajda Pekkan taklitleri. Artık sevmeyeceğim. Bütün kabahatim benim. Ne karar almasam boş, ne karar yalmasam boş. Sana dönmeyeceğim. Bitsin artık bütün ev. Çekime bile bile. Gerek mahmure, rastlıkça gerek mahmure. Yaşar yuvara kuş gibi sepsepse gerek mahmure. Ben senle yat yat yat, bir kenarda yat bütün sözlerimi. Yanılırsam çık karşıma göster kendini. Belki zaman teker teker senin iller aklımda. Anlasın ya boşuna geçmiş bunca zaman. Taklit dünyasının yetenekli isimlerinden biri de Sefa Doğanay. Yıldız Tilbe taklidinde çok başarılı ünlü şovmen. Güzelliğinizi niye borçlusunuz? Kimseye borçlu değilim hayatım. Borç almasam da öderim. Borcu borçla kapatanlar bence güzel insanlar. Borç kamçının yiğididir diye düşünüyorum. Ben mesela bazen borçlu çıkmak için selam veririm yani. Anlatabiliyor muyum? Sefa Doğanay, Kadırgalı Aysel yani Seda Sayan taklidini de çok iyi yapıyor. Git git korona, Allah aşkına. Bir dünya kurdum karantinada. Yanarım şimdi senle yara. Yanarım şimdi senle korona. Ekranların en tanınan isimlerinden Profesör Doktor Canan Karatay'ın Sefa Doğanay tarafından yapılan taklidi de mükemmel. Hocam. Buyurun.
Ya ben ekmek yemiyorum, sizi dinliyorum. Ama kilo alıyorum, sebebini bilmiyorum. Siz şimdi ekmek yemiyorum diyorsunuz ama pirinç de yemeyeceksiniz, bulgur da yemeyeceksiniz, buğday da yemeyeceksiniz, siyez buğdayı da yemeyeceksiniz. Arpa da yemeyeceksiniz, yulaf da yemeyeceksiniz, patates de yemeyeceksiniz, mısır da yemeyeceksiniz. Bir başka ünlü profesörümüz olan tarihçi İlber Ortaylı'nın taklitleri de eğlenceli. Cem Yılmaz'dan dinlemiştik ilk olarak İlber Ortaylı'yı. Yani o yani şeyi... Sen geldin şey dedin. Duymak istemedim anladın. Sen şey dedin. Beni konuştu. Ya İlber Hoca'nın şöyle bir kalıbı var. Söylemeden edemeyeceğim. Bir de anlatıyor. Birazcık arkasını döner. Anlatıyor harfi. Anlatıyor. Yani ondan sonra neticede Barbaros Hayrettin diyor. Konuşturmayın beni şimdi diyor. Ama hocam 1,5 saattir konuşuyorsun. Ata Demirer'in İlber Ortaylı taklidi de oldukça eğlenceli. Hayır. 2-3 dil bilen adamlar enteresan. Bunu öğrenmeleri lazım. Herkesin bunu öğrenmesi lazım. İbrahim Tatlıses'in en başarılı iki taklidi iki büyük oyuncudan. Uğur Yücel yıllar önce sahne şovunda İbrahim Tatlıses'in taklidini yapıyordu. Kalbimdeki tatlı sızı, sensin şu gönlümün yazı, bakışların öyle güzel, öldürüyor beni nazı. Bugünlerde herkes İstanbul'da olmak istiyor, İstanbul'un nereli olduğunu çıkaramıyor. Yani böyle bir karışık, böyle bir çelişik. Şimdi bu İstanbul hepsi be acayip. Hepsi benim türküleri dinliyor, hepsi benim kasetleri dinliyor. Ondan sonra diyorlar İbrahim Tatlıses kırı. Şaşırtıcı bir isim de sıra. Yasemin Yalçın da yıllar önce çıktığı programda böyle İbo taklidi yapmıştı. Belki de dilimden bu şarkı düşmez. Dilim söylese de gönlün hissetmez. Türkiye'nin en başarılı oyuncularının yaptığı taklitlerle devam edelim. Kıvanç Tatlıtuğ oynadığı bir dizide Cem Yılmaz'ın stand-up gösterisindeki bir espriyi taklit etmiş ve güldürmüştü. Ah yavrum. Ah yavrum. Ah yavrum buyur. Nasıl rahat geldiniz bir köprüden? Nasıl rahat geldiniz bir köprüden? Nasıl rahat geldiniz bir köprüden? Aras Bulut İynemli oynadığı dizilerde diğer karakterleri taklit ediyor ve senaryoya renk katıyordu. Evlat! Canım kurban babam! Şunu bileydin kebapçı Celal. Selam ben geldim artık buralar benim canım kurban diyeceksin. Seni Yusuf'a bırakır mıyım ben? Ben yakalayacağım seni kebapçı. Bu kılısın. Geçmiş olsun Merat. Gel lan. İrem Sak yıllar önce Güldür Güldür'de Aleyna Tilki'yi taklit ederek dikkat çekmişti. Yüreğimi toz buz ettin sen. Aşkı çizgi film mi sandın sen? Kalbim peluştan. Zeki Müren müstesna kişiliğiyle gönüllere taht kurmuş bir isim. İşte Sanat Güneşi'nin taklitlerinden biri. Kenan Doğulu Zeki Müren'in anıldığı bir konserde Sanat Güneşi'ni kısa da olsa taklit etmişti. Yalnızım, ben yalnızım, yalnızım. Taşa geçer, kendime geçmez. Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım. Çağlar Çorumlu Arif ve 216 filminde Zeki Müren'i oynamış ve Sanat Güneşi'ni ne kadar iyi taklit ettiğini göstermişti herkese. Pardon? Nasıl olur bu? Bu kostümün daha provası yapılmadı. Küstah! Hain! Sinirlerime hakim olacağım. Periz yemeğimi hazırlayın. Daha sauna alacağım ve herkes gibi ilaçlarımı alıp yatacağım.
ve Ata Demirer, usta komedyen Sezen Aksu ile yaptığı sahne şovunda Zeki Müren'i başarıyla taklit etmişti. Minik kurban, kuyruğum nerede? Bravo. Kuyruğum yok. Yok efendim, itiraz. Kuyruğum yok. Yok efendim, ne acı değil mi? Yüzerim dere. Durun efendim, durun lütfen, rica ederim minik serçe. Şimdi derede yüzmeden önce bazı olaylar var. Yani kurbağa ambulansla gidiyor. Hastane bahçesinden sonbahar yaprakları tek tek düşerken intiharının eşiğine geliyor o. Kuyruğum nerede? Sibel Can bir zamanlar Hülya Avşar'ın ikonik klibini taklit etmişti show programında. Lodos fırtınaları kopacak yine, ta derinlerde bir yerde. Varsın olsun, varsın olsun. Sevdim, sevdim bir kere. Yine yıllar öncesi. Meltem Cumbul, sahnelerin ünlü ismi Nükhet Duru'nun meşhur dansını böyle taklit ediyor. Oyunculuğu kadar taklit yeteneğiyle de adından söz ettiren Salih Bademci, Bülent Ersoy'u taklit etmişti çıktığı programda. Dijitalde oyuncular aslında bitme noktasına gelmedi. Ben çok üzülüyorum. 2,5 saat her hafta çalış. Yerine güzel. Haftada 40 dakika izle geç. Olgun Şimşek'in yıllar önce Ferdi Tayfur'un yanında yaptığı Ferdi Tayfur taklidi de süperdi. Ne oldu Allah'ım, ne oldu? Arayıp beni buldu. O da senin kulundu, yaktı beni. Ne oldu Allah'ım, ne oldu? Arayıp beni buldu. O da senin kulundu, yaktı beni. Yaktı beni. Sosyal medyanın genç yeteneklerinin taklitleri de görülmeye değer. Ozan Varol, Melis Sezen'in ilginç ödül konuşmasını böyle taklit etmişti. Günlerdir ne konuşacağımı düşünüyorum, buraya çıkınca ne yapacağımı düşünüyorum ve hiçbir şey bulamıyorum. Galiba sadece teşekkür edip çıkacağım. Kusura bakmayın lütfen. Çok heyecanlıyım. Bunu tutuyorum çünkü elinde şu an. Çok heyecanlıyım. Kusura bakmayın lütfen. Ve artık inmem lazım sanırım. Ekibimiz... Ben galiba artık inmeliyim ya şu an. Genç oyuncu Cansu Karaca çıktığı programda yaptığı taklitlerle adından söz ettirmişti. Karaca, Serenay Sarıkaya, Meryem Uzerli ve Hazal Kaya taklitlerinde çok başarılıydı. Kusura bakma ama yani bunları daha önce konuşsaydık bence. Ya ne alakası var ya, Deniz, insanlıktan çıktım. Ya günde 12 saat çalışıyorum ben. Ya sen söyle o zaman kendimi nasıl göstereceğimi. Ya arkadaşlar ya kusura bakmayın gerçekten yani bundan sonra ya evet yeni bir projem var ama işte yani yok gerçekten biraz daha sahneye ilahi adalet tecelli edecek zaten Mahidera. Ya şöyle ki biz daha önce de zaten biliyorsunuz Antalya'da da Altın Portakal'da da bir jüride ben görevdeydim geçenlerde. Gerçekten harika bir gece oldu. O kadar her gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Zaten genelde hep böyle konuşurum. Çok böyle. Yani benim genelde hareket dinamiğim budur. Gerçekten herkese çok teşekkürler. Çok sağ olun. Hülya Avşar'ın esrarengiz kamuflajı. Geçmiş olsun Hülya Hanım. Merhaba.
Hülya Avşar neden maske, gözlük ve bereyle kamufle olarak hastaneye geldi? Az sonra. Farah Zeynep Abdullah'ın Yılmaz Güney çıkışı olay yarattı. Yılmaz Güney'e sinemamızın en iyi kadın döven erkeği diyen Farah Zeynep Abdullah'a Güney'in ailesi ne tepki verdi? Az sonra. Erdal Beşikçioğlu'ndan Hatice Şendil'e, Özge Özpirinçi'den Bülent İnal'a sayısız ünlü ismin katıldığı şık davette neler oldu? İşte ünlüleri buluşturan geceden son dedikodular. Saçlarına aklar düşenler. Saçımdaki aklar. Yakalanmadığını sananlar. Hayret, yakalayamadınız ya öyle bir şey. Tatilden dönemeyenler. Bir süre daha oradayız. Dönemiyoruz biz oradan. Döneceğiz inşallah. Şık kıyafetler, son dedikodular. Yeni sezonun ilk davetinde buluştu ünlüler. İşte flaşların bolca patladığı geceden yansıyanlar. Bir dijital platformun yeni sezon davetindeyiz. Pek çok ünlü var gecede. Fırat Çelik'i en son Bodrum'da tatilde görmüştük. Tatil dönüşü güzel bir tatilimi yaptım. İyice dinlendim. Şimdi de artık işe dönme zamanı geldi. Bir işte Broadway in İstanbul bu ayın 19'unda olacak. O tatlı olacak işte, böyle şarkılar söylenecek, dans edilecek falan. O açıdan çok mutluyum. Provalar da başladı. Bade İşçil oldukça bronz. Belli ki tatil güzel geçmiş ama biraz buruk. Biliyorsunuz zaten güzel bir yaz geçirdim. Yaza doymadım. Böyle hafif bir serinlik var bugün de. O yüzden üzülüyorum. Okullar da açılınca benim için yaz bitti oluyor. Çocukluğumdan beri onun bir travması var. Yaptık işte, bakalım. İnşallah kar yağar da bari. Onu görünce aklımıza Ezel geliyor ister istemez. Şebnem karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Ne demek şimdi bu? Bugünden sonra benim önümde başka bir yol var. Ben yıllardır bugünü bekliyorum. Ama kimseye bu yolda benle gelin diyemem. Eğer gelirseniz hayatınızı tehlikeye atarsınız. Ezel'in tekrar çekilmesini isteyen pek çok hayranı varmış. Ezel'i herkes tekrar çekseniz, tekrar olsa diyorlar. Tabii pek mümkün değil yani. Zaten Tuncel abi, Allah rahmet eylesin. Ya öyle projeler var mı bilmiyorum. Yok diyor seyirci. Hani o tatlı bir şeyler olursa ne olur diyorlar. Beni çok özlediklerini söylüyorlar. Ben de özledim zaten. Hayal Köseoğlu'nun en büyük motivasyonu bu yaz tatilde çekilmediğini sanmak. Ama sörf üzerinde fotoğraflandığını unutmuş sanırız bir an. Hayret, yakalayamadınız ya öyle bir şey. Göremedik ya. Abi bir saniye, yakalamışsınız. Sörf yap. Evet, sörf yaparsın. Oh. Ünlü oyuncu Bülent İnal renkli ayakkabılarıyla gecede. Yarısı farklı renk, yarısı farklı. Bülent İnal'a papucu yarım, çık dışarıya oynayalım diyesi geliyor insanın. Neler yapıyor Bülent İnal şu sıralar? Bir sürede dinleniyoruz işte. Projeler bittikten sonra biraz kendimize zaman ayırdık. Ailece gezdik. Şimdi okullar başladı. Tekrar İstanbul'dayız. Evet, yaz keyifli geçti. Güzel bir tatil oldu. Ailece güzelce gezdik, dinlendik. Barış Falay, eşi Esra Ronabar'la gecede. Oğulları Mavi Rüzgar, adıyla uyumlu bir spora merak sardı ve sörfe başladı. Fazla gezip eğlenmedik bu yaz ama dinlenebildik şükür. Oğlumuz sörf yarışlarıyla ilgileniyor. Sörf güzel de biraz pahalı bir spor, öyle değil mi? Pahalı bir spor diyorlar, doğru mudur? Doğru, doğru, haklı söyleyenler. Çünkü biz de bu spora başladığımızda öyle bu kadar yüksek değildi. Malzemeler euro dolar üzerinden olunca ne yazık ki öyle bir sonucu var. Şükrü Özyıldız gecenin yakışıklılarından. Yaz ortasında bir kapkaççıyı yakaladığı görüntüler çok konuşulmuştu. Orada telefon falan yok ki. Benim telefonum var. Şükrü Özyıldız insanlık görevini yaptığını söylüyor. Ya evet ya, çok da aslında bunun üzerine konuşmak istemiyorum. Çünkü bu aslında olması gereken bir şey. Yani ben şuna inanıyorum. Gördüğün şey senin karmana dahildir. O yüzden orada yani ben kendim yapabileceğim şeyi yaptım. Hani başkası bağırırdı. Biri yani bir şey yapmak zorundayız böyle şeylerde. O yüzden
Yani ben yapmam gerekeni yaptım. Çok da üzerine bir şey söylemek istemiyorum. Gelelim aşka. Büşra Cebe ile evliliğe giden ilişkisinin bittiği söyleniyor. Söylentiler doğru mu? Ben özel hayatımla ilgili hiçbir zaman yorum yapmıyorum arkadaşlar. Burada da yapmayacağım. Yani özel hayat bence özel kalmalı ki siz de zaten ne olduğu bilindi. Bunu haberi yapın. Başak Gümülcin Elioğlu, Çağrı Çıtanak çifti de davetti. Kısa süre önce evlenen çiftin evlenmeye karar verdikleri an geliyor akıllarına. Kutlamada çok da spontane oldu. Hiç hakikaten önceden öyle bir niyetim, öyle bir fikrim de yoktu yani. Ki zaten çok hazırlıksızdım da. Bayağı arkadaşlarımızın anahtarlıklarından halkalar alıp elbiselerinden kurdele kesip falan yüzük taktık. O kadar hazırlıksızlık. Güzel oyuncu Hande Subaşı'nın alnındaki bantlar dikkat çekmeyecek gibi değil. Bir kaza mı atlattı yoksa? Yok yok, hayır. Boynum sırtım tutulmuştu. Bugün kardiyopraktörüme gittim sabah. O bir takım tedaviler uyguladı. Sıkıntı yok. Bugün bileklik, böyle şuralarımda bantlar falan. Herkes beni motor kazası mı yaptın, ne oldu diye. Yok, bir şey yok şükür. Usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu kızı Derin'le gelmiş geceye. Yani bu gece keyifli bir gece olacağı benzer. Hani neyle karşılaşacağımı bilmiyorum. Bana gel dediler ve geliyorum yani. Yıllar geçiyor ama hala popüler bir isim. Değişen tek şey kendisi. Saçımdaki aklar, yüzümdeki kırışıklıklar, küçükler büyüdü, kocaman kocaman insanlar oldu. Daha ne değişsin yani? Daha geçen gün onu kucağımda uyutmaya çalışıyordum ben yani. Ama hala genç hissettiğini söylüyor Beşikçioğlu. Hayat işte yani bizim arzu ettiğimiz şekilde hani şekillendirmiyor ki insanı. Benim içim hala onların yaşında yani. Estetik ve görünüm umrunda değil. O bıraktığı eserlere bakıyor. Bilmiyorum, sanırım ardımızda bıraktığımız eserlerde ölümsüz kalmayı tercih ediyoruz belki de yani. O eserlerden biri de Kızı Derin. Güzeller güzeli Derin Beşikçioğlu babasının izinde. Bugün falan heyecanlıyım. İlk defa galiba böyle bir organizasyona katılıyorum. O yüzden ilk benim için. Büyük bir heyecan var içimde. Biz kameralar ünlüleri çekerken bizi de çeken birileri var. İşte Tarık Emirtekin. Elindeki fotoğraf makinesiyle gazetecileri fotoğraflıyor. Eğlenceli bir delikanlı ama ciddi de zaman zaman. Mesela böyle bir gecede kendisine sorulan çok magazinel soruları reddediyor Taro Emir. Ya ben böyle magazinsel soruları sevmiyorum. Özge Özpirinççi ile eşi Burak Yaman Türk'ü kızları Mercan'la birlikte bütün yaz Bodrum'da gördü. Artık Bodrum'un yerlisi olan çiftimiz İstanbul'a bu gece için dönmüş. Bir süre daha oradayız. Dönemiyoruz biz oradan. Döneceğiz inşallah. Mercan'ı büyüten Özge Özpirinççi artık çalışmaya hazır. Mercan da büyüdü. Evet. O yüzden hazırım çalışmaya. Mercan bütün bir yazı Bodrum'da keyifle ve tatille geçirdi. Valla Mercan bir bomba. Bir bomba gibi dolaşıyor. Hepimiz onun peşinde sabahtan akşama koşturuyoruz valla. Ama inanılmaz bir şey tabii. Ünlü çiftin aklındaki tek soru, bütün yazı Mayol'u geçiren Mercan'ın İstanbul'a nasıl adapte olacağı. Ya buraya döndüğümüzde beraber onu giyinmeye nasıl ikna edeceğiz bilmiyorum. Mayol'le yaşadı 3 ay. Selma Ergeç davetin konuklarından. Yeni projeleri soruyoruz. Henüz annesine bile söylediği bir projesi olmadığını söylüyor. Olan bir şey yok. Annem de başka bir şey söylemez yani. İlk o bilir ama henüz hakikaten bir şey yok. Sahi yeni bir projeyle anlaştığında ilk eşine mi söyler yoksa annesine mi? İkisi galiba aynı anda. Dur, şu anda ortalığı karıştırma. Hatice Şendil gecenin en şık hanımlarından. Oğlu Can'ın okula başlamasıyla hayatında yeni bir döneme girdi Hatice Şendil. Böyle zaman nasıl geçiyor inan, hani biz de anlamıyoruz ama anne baba olarak çok heyecanlıyız tabii. Onun hani bu gelişimini böyle mutlulukla takip ediyoruz ama dediğim gibi zaman çok hızlı geçiyor. Piyano çalarken görmüştük onu sosyal medyada. Piyano derslerine oğlu Can'la birlikte başlamış. Evet, piyano bayağı bir zamandır hani çok seviyorum. Aslında şöyle, Can'la birlikte başladım ben bu sürece. Ve hani birlikte motive oluyoruz. Piyano dersleri çok güzel gidiyor. Ben bu kadar seveceğimi tahmin etmiyordum ama çok ilgimi çekti ve gerçekten iyi gidiyor diyebilirim. Onun haricinde proje değerlendirdiğim, okuduğum bir dönem. Ama dediğim gibi şu an henüz netleşen bir şey yok. Yazı Bodrum'da geçirdi ailesiyle. Oğlu Can'la küçük bir kaza atlatmıştı tatil sırasında. O anı soruyoruz.
Hatice Şendil, minik düşme anının büyük bir kaza gibi lanse edilmesinin şaşkınlığını yaşamış. O bir kaza değil, o böyle her annenin başına gelebilecek. Yani inanılmaz yani ve küçücük bir an nasıl yakalandı ve nasıl çekti, kim hangi arkadaş çekti bilmiyorum ama gerçekten ufacık bir an. Denizden çıktı ve onu havluya sarmak isterken o dengesini kaybetti, ben dengemi kaybettim, o kadar yani kaza değildi ama o kadar etkili oldu ki çok insan beni arayıp, çok arkadaşım beni arayıp ne oldu, kaza geçirmişsiniz, bir şey mi oldu diye. Kaza değil, çok minicik bir an her annenin başına geliyor. Bige Önal gecenin romantik kıyafetli güzellerinden. Yeni projelerini soralım başarılı oyuncuya. İyiyim, çok iyiyim. Çalışarak geçirdim, çok tatil yapamadım. Bir film çektim, şimdi bir dijital projenin seti devam ediyor. Böyle. Vildan Ataseverliyiz. Yeni projeler beklediği bir dönemde Atasever. Kabul edebileceğimiz bir proje olursa ona hazırlıklar yapıyoruz. Okuyoruz, izliyoruz. Böyle kendimizi doldurduğumuz, beslediğimiz bir dönemden geçiyoruz. Eski analog dönemi de şimdinin dijital çağını da yaşayan bir oyuncu olarak Vildan Atasever'e oyunculukta nelerin değiştiğini soralım. Yani her şey değiştikçe tabii ki hikayelerimiz de değişiyor. Değişim her şeye yansıyor. Dünyaya, hayata, insanlara her şeye yansıyor. Hande Doğan Demir'i de bu yaz bol bol fotoğraf çektirirken görmüştük Bodrum'da. Bol şipşaklı yaz bitti. Artık çalışma vakti. Hem tatil yaptım hem çalıştım. İki tane sinema filmi çektim. Şimdi oyunumun provaları başlayacak. Yeni sezonda o var. Biri vizyona girecek filmlerden, biri festival gezecek. Öyle benimki. Dolu dolu sezona başlıyoruz aslında. Evet. Son dönemde özel hayatıyla çok konuşulan isimlerden genç oyuncu Mert Yazıcıoğlu davetteki isimlerden. Ama hareketli özel hayatı yerine Burak Özçivit'le oynadığı filmden söz ediyor. Ya güzel aksiyon, güzel bir film olacak diye düşünüyorum ben de. Yani çekerken de hani gayet mutluyduk, öyle diyeyim sana. Şimdi işte dizi temposuna gireceğiz. Ekim gibi herhalde. Onun haricinde bir şey yok vallahi. Geceye ayrı ayrı katılan esrarengiz çiftimizde sıra. Furkan Andıç geliyor önce. Bol bol tatil yaptım. Şimdi çalışma vakti. Güzel projelerimiz geliyor. Sürpriz olsun ama. Furkan Andıç'tan birkaç dakika sonra Aybüke Pusat'ı görüyoruz. Furkan Andıç'la ilgili aşk sorularını geçiştiriyor. Furkan Bey'i de gördüm. O da bu arada geldi. Aklınız bize ayrı oldu. Bununla ilgili konuşmuyorum. Time is short. İki rapçinin gergin gecesi. Sefo ve Çakal katıldıkları partide yumruk yumruğa birbirine girdi mi? Yok, bende yok bazı. Karşı tarafa soralım. İki rapçi kavga iddiasına ne dedi? Gerginlik olduğu söyleniyor. Neler söyleyeceksiniz? Neler oldu? Az sonra. Ebru Yaşar, kayınvalidesinden gelen milyonluk altınlarıyla. Böyle doğudan da bir takılarım geldi. Sağ olsunlar benim kayınvalidem ve tarafı böyle. Boğaz'da şov yaptı. Az sonra. İrem Helvacıoğlu'nun yeni sevgilisiyle ilk görüntüleri, Boran Kuzum'un kafa karıştıran aşk açıklamaları ve çok daha fazlası. İşte İstanbul gecelerinden son görüntüler. Gündüzünden gecesine, İstanbul'da ünlülerle dolu bir haber turuna hazır mısınız? Bakalım kimler takılmış kameralarımıza? Show TV'nin sevilen gündüz kuşağı programlarından bu sabahın sunucusu Ebru Akel'e bir davet çıkışında rastlıyoruz. Yaz boyu programın hazırlıklarını yapmışlar. Vallahi hızlı bir giriş yaptık sezona. Güzel dinlendik. Dinlenirken de yeni sezonda neler yapacağımızın altyapısını oluşturduk. Çok şükür her şey yolunda. Seyircimize buluşmaktan çok mutluyuz.
her sabah da üstüne bir şeyler koyarak her gün yapmaya çalıştıklarımızın seyirciyle buluşuyoruz. Bu sabah programında magazin haberlerine de yer veriyor Murat Güloğlu ve Ebru Akel ikilisi. Şov Ana Haber destekli çalışıyoruz ve Şov Magazin destekli çalışıyoruz. Biz bir aileyiz, kocaman bir aile ve bizim programımızın konsepti açıkçası haber aktüel olduğu için magazin de bir haber ve onunla ilgili yine bizim bakış açımızla yorum yapabileceğimiz ne varsa onları da yapmaya çalışıyoruz. Burcu Kara da davete katılanlardan. Oğlu Ali'nin bebeklik döneminde bir sağlık sorunu yaşadığını açıklamıştı geçtiğimiz günlerde. Oğlu Ali'nin sağlık durumu nasıl acaba? Çok şükür dualarımız karşılık buldu yani. Efendim, sağlık durumu iyi anladığımız kadarıyla bir problem, bir sıkıntı yok artık. Her şey yolunda çok şükür. İnşallah Allah beterinden korusun. İlkokula başladı bu hafta. O da hem kardeş kıskançlığı hem yeni bir okul, yeni bir hayat. Çok zorlanıyor. İşte hepimiz birbirimize destek oluyoruz. Hayat böyle bir şey. Bir davetten çıkarken Ece Sükan'ı görüntülüyoruz. Yoğun bir yaz geçirdi Ece Sükan. Evet. Yaz tatili iyi geçti sizin için de herhalde. İşte. Yani evet, bayağı yoğundu ya yaz tatili. Yoğun geçen yaz döneminde adı sürekli Çağatay Ulusoy'la anıldı. Hep yalanladı, yine yalanlıyor. Dedik zaten onları. Dediniz ama hep bir öyle bir arada kaldı. Yok, hiç arada kalmadı. Gecelerde Tarık Emirtekin'le beraberiz. Genç oyuncuyla ilgili en merak edilen konuların başında ünlü bir anne babanın oğlu olmasının ondaki yansıması geliyor. İçine doğunca tersini bilmiyorsunuz ya. Dolayısıyla özel bir anlam yüklemiyorsunuz. O zaman da ünlü anne baba çocuğu gibi hissetmiyorsunuz ama biz çok yakınızdır annemle babamla. Babası eski futbolcu Metin Tekin, annesi sanatçı Şevval Sam. Erkek çocuklar babalarının izinden gider ama o futbolu değil, sanatı tercih etti. Çocukluğumdan beri anneannem de annemi de sahnede izlediğim için sahne büyüsünden etkilendim. Bunun bir payı vardır mutlaka. Futbol konusunda çok, ya ben sağlam koyu Beşiktaşlıyım ama çok yeteneksizim futbol konusunda. Sarı Fırtına Metin Tekin'in gençlik haline benziyor ama içi annesine çekmiş. Benim tipim babama çekmiş galiba. Gençliğiyle falan çok benziyoruz ama futbolu böyle bilinçli bir şeyden dolayı tercih etmemiş değilim. Sadece sanırım ben iç dünyamı sanatla daha rahat ifade ediyorum ve o sıkışıklığı öyle atabiliyorum galiba. Tarık Emirtekin'in takıları, özellikle de yüzükleri ilginç. Bazıları onun için çok önemli. Evet, hepsinin var. bazılarının var. Benim canım dedem vardı. Çok sevdiğim dedem. Mekanı cennet olsun. Onun mesela saati benim için çok kıymetli. Orhan Kuzum'u gecelerde bir mekan çıkışında görüntülüyoruz. Yer aldığı projelerin çekimleri bittiği gibi saçını kestirmeye gitmiş sempatik oyuncu. Yenisiniz, hayırlı olsun. O kadar zor ki bazen yaptığımız işlerden dolayı saçımıza başımıza yönetmenler karar veriyor. İlk defa kendi hür irademle saçlarımı kestirmeye gittim abi bugün. Aşka geliyor konu. Orhan Kuzum kafa karıştıran bir cevap veriyor. Sizin hayatınızda şu anda kimse yok diye biliyoruz. Belki var, belki yok. Boran Kuzum'un ardından Meriç Aral çıkıyor mekandan. Yaz başında sevgilisi Serkan Keskin'den evlilik teklifi almıştı güzel oyuncu. Evlilik planlamaları devam ediyormuş. Şöyle bir şey, şimdi yaz başında tabii ki de konuşuluyordu evlilikle ilgili. Evet. Sonradan yaz ortası işte evlilik teklifleri geldi. Son durumu bir de merak ediyorum. Evlilik teklifleri mi? Kaç tane? Yani evleneceğiz. Evet. Biz de planlıyoruz yani şu anda hala. İşte o plan biraz böyle uzun sürebiliyor bazen ama yani planımız baki. Gecelerde oyuncu Hira Koyuncuoğlu'nu görüntülüyoruz. Genç oyuncu bir çifte ihanet iddiasıyla gündemde şu sıra. Ayrıldığı sevgilisi Buray Berkay Akgül'ün Özge Yağız'la beraber olduğu, onun da Özge Yağız'ın eski sevgilisi Gökberk Demirci ile aşk yaşadığı iddia edildi. Bu konuyla ilgili çok yorum yapmak istemiyorum çünkü biraz kırgın ve üzgünüm, o yüzden çok teşekkür ederim. Hira Koyuncuoğlu'nun sözlerinden ortada bir ihanetin olduğu anlaşılıyor ama net bir şey açıklamıyor genç oyuncu. Benim için zor bir süreç geçiyor, o yüzden çok bir şey söylemek istemiyorum çünkü herkes için zordur eminim. Teşekkür ederim. İhanet durumu var mı peki? Bir şey söylemeyeyim. Doğru bilir miyiz efendim ihanet için? Çok teşekkür ederim. Sadece çok kırgın ve üzgün olduğumu söyleyebilirim. Son birkaç yıldır hızlı aşk hayatıyla gündemde olan bir isim İrem Helvacıoğlu. Uzun süre aşk yaşadığı Eser Alp'le 2020 yılında yollarını ayıran İrem Helvacıoğlu geçtiğimiz yıl Yola Çözcan'la beraberdi.
Yolaç Özcan'la da yollarını ayıran güzel oyuncu, yeni sevgilisi Ural Kaspar'la el ele çıktı gecelerde ortaya. Erken geldik biraz. Çıkıyoruz. Yeni aşkıyla ilk görüntüsü bu. El ele ortaya çıktığı bu görüntünün hemen öncesinde sosyal medyadan aşkını bu fotoğrafla ilan eden İrem Helvacıoğlu mutlu görünüyor. Teşekkür ederim, iyiyim. Proje okuyorum. Hayırlı olsun diye. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Nilkara İbrahimgil'in Kuruçeşme konserindeyiz. Yine ilginç tarzını konuşturan ünlü şarkıcı, makyajı ve sahne kostümüyle geceye damgasını vuruyor. Çıktım çıktım karıştırdım, kendimi yanla yarıştırdım. Kimse kimseye benzemez, kendimi kekle atıştırdım. Konserin ikinci bölümünde farklı bir kostümle sahneye çıkan Nilkara İbrahimgil şarkılarıyla coşturdu sevenlerini. Nilkara İbrahimgil'in sahnede minik bir misafiri vardı. 10 yaşındaki hayranı İlayda ile Kuzey Yıldızı şarkısını söyleyen ünlü şarkıcı dinleyenleri mest etti. Taklidiyle, esprisiyle, bir şov adamı. Küstüm esmer beyazlara. Kim keşfetti, nasıl keşfedildi, nasıl şarkıcı olacakken komedyen oldu? Laptop alacağız. Laptop lazım, bize laptop alacağız. Vizontele, neredesin Firuze ve Osmanlı Cumhuriyeti derken eyvah eyvahla nasıl zirve yaptı? Allah benim belamı vermesin. Sertab'ın donundan yapıyor sana. Sen soprano musun? Alto sus, ben anladım seni. Ferdi Tayfur'la yaşadığı polemiğin nedeni neydi? İşlerden dolayı, kargaşadan dolayı ünlü çekmenin ne kadar zor olduğunu biliyorsun. Berlin Kaplan'ı Ferdi Tayfur'a mı ait senaryosun? Yok. Şarkıları, taklitleri, tiplemeleri ve bilinmeyenleriyle Ata Demirer geliyor. Fındık fıstık of, sensin fıstık of, ah bize lazım of. Az sonra. Sürpriz aşkın ilk görüntüsü. Konuşmayan bir tane hemen fotoğraf alın da alalım. Evlilik teklifi gelmeden. Aynen. Umut Evirgen'le Alina Boz gecelerde el ele ortaya çıktı. Evlilik sorularına ne yanıt verdi? Evlilik haberleri çıkmaya başladı. Neler söyleyeceksiniz bu durum için? Anlamam Umut Bey. Az sonra. Hülya Avşar, Edremit'teki bir hastanede neden kameralardan gizlenmek için kamufle oldu? Rapçi Sefo ve Çakal gittikleri partide kavga mı etti? Farah Zeynep Abdullah'ın Yılmaz Güney ile ilgili sözleri herkesi şaşırttı. İşte magazin dünyasından son gelişmeler. Bodrum'da katıldıkları düğün dönüşü havalimanında Hande Erçel, Hakan Sabancı çiftini görüntülüyor kameralar. Çift bu noktada defalarca kere yakalandı daha önce. Yine aynı noktada, yine yan yanalar. Düğün
ve hafta sonu nasıl geçti diye soralım. Bütün sosyal medyada nasıl geçti? Çok kısa bahsedebilir misiniz? Güzel, çok keyifli bir hafta sonu. Hadise yaz sonunu tatille geçiriyor. Avrupa turundan paylaşımlar yapan Hadise, yeşil kıyafetiyle bu paylaşımları yaptı. Hadise paylaştığı bir fotoğrafta kolu görünen kişinin eski eşi Mehmet Dinçerler olduğu yönündeki iddiaları da yalanladı. Hülya Avşar önceki gün Edremit Devlet Hastanesi'nde görüntülendi. Hülya Avşar tanınmamak için bere, maske ve gözlük taktı. Geçmiş olsun Hülya Hanım. Merhaba. Hülya Avşar'ın genel cerrahi servisinde yatan bir tanıdığını ziyaret için Ayvalık'tan geldiği iddia edildi. Hülya Avşar, tanınmamak için bu yönteme başvururken beraberindekiler gazetecilerin görüntü almasını engelledi. Geçmiş olsun Hülya Hanım. Merhaba. Hayır, bir rahatsızlığınız falan var yoksa? Yok, hayır, hayır. Hasta ziyaret. Kapatır mısın? Hasta ziyaret. Son dönemin iki tanınan rapçisi Sefo ve Çakal'ın katıldıkları bir partide yumruk yumruğa kavgaya tutuştuğu iddia edildi. Olayın yaşandığı iddia edilen gece kulübünün otoparkında Sefo'yu görüntülüyoruz. Gerginlik olduğu vücut dilinden belli. Haberciler Çakal adıyla bilinen Emirhan Çakal'la kavga edip etmediğini soruyor. Bu Çakal'la bir kavga çıktı efendim. Neden yanlış anlamışsınız ya. Vallahi yanlış anlamışsınız. Yumruklaşmanın olduğu iddia ediliyor. Sefo yumruk yiyenin kendisi olmadığını söylüyor. Devam. Yumruklaşma var mı? Yumruklaşma olduğu mu? Yok, bende yok bazen. Siz attınız mı? Yok, atmadım. Karşı taraf iyi mi yani? Karşı tarafa soralım. Emirhan Çakal da çıkıyor mekandan. Genç rapçi kavgaya dair konuşmamayı tercih ediyor. Merhaba, gerginlik olduğu söyleniyor. Neler söyleyeceksiniz? Neler oldu? Gerginliğin sebebi nedir? Kısa bir konuşsaydık. Çok kısa bir konuşsaydık. Emrah'ın sanat hayatının 40. yılına özel olarak hazırlanan albümün sürprizi Ata Demirer oldu. Ata Demirer, Emrah'ın efsane şarkılarından Unutabilsem'i yorumladı. Ah ne yapsam ne yapsam kurtulabilsem. Ata Demirer bu sürpriz projeyi ilk olarak Show TV'ye açıklamıştı. Ömür Sabuncuoğlu'na verdiği özel röportajda Emrah'ın albümünde yer alacağını anlatmıştı Ata Demirer. Emrah'ın bir soundtrack'i çıkacak, bir şarkısını bana verdi. Dedi ki sen okur musun? Best of albümü çıkacak soundtrack'i değil. Bizim filmin soundtrack'ine gitti kafa. Mesela onunla da öyle bir çalışmamız oldu. Ata Demirer, Emrah'ın en sevilen şarkılarından biri olan Unutabilsem'e kendi yorumunu kattı. Ne yapsam gönlümü? Oyuncu Erkan Petekkaya evliliklerinin 20. yılında eşi Didem Petekkaya'ya böyle sürpriz yaptı. Kandırdım. Bravo. Farah Zeynep Abdullah'ın çok konuşulan Yılmaz Güney çıkışı medyada olay yarattı. Yazar Murat Anmungan'ın Yılmaz Güney'in ölüm yıldönümüne dair yaptığı bir paylaşıma, sinemamızın en iyi yürüyen erkeği ve en iyi kadın döven ve şiddet türleri açısından zengin ve etkili silah kullanan erkeği yorumunu yapan Farah Zeynep Abdullah'ın bu yorumu çok konuşuldu. Yılmaz Güney'in ailesinden bu yoruma tepki gelirken Farah Zeynep Abdullah'a dava açılacağı iddia edildi. Farah Zeynep Abdullah bahsi geçen dava haberi medyaya düşünce ikinci bombayı patlattı ve bu yorumu yaptı. Farah Zeynep Abdullah'ın "Hakimi vurmak yok ama" yorumu sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.
Cem Yılmaz'ın yeni filmi Do Not Disturb'ten ilk görüntüler. Siz mutlu musunuz Bahar? Bicik ben mi başaramıyorum? Cem Yılmaz bu kez nasıl bir karakterle seyirci karşısına çıkıyor? Ajda mı Sezen? Benim nöbette olduğum yerde hiç kimse gemiyi terk edemez. Bir yanlış olduğu zaman beni bilirsin. Merve Dizdar, Kan'dan sonra Oscar'ı da alabilecek mi? Görümce ve Elti filminden sonra Gubse Özay'ın yeni komedisi Kimleri anlatıyor? Kız, 2-3 yaş var aramızda. Ne ablası? Dijital sinema ve beyaz perdeden son haberler, yeni filmlerden ilk görüntüler. Az sonra. Sürpriz aşkın ilk görüntüsü. Konuşmayan bir tane hemen fotoğrafını da alalım. Evlilik teklifi gelmeden. Aynen. Umut Evirgen'le Alina Boz gecelerde el ele ortaya çıktı. Evlilik sorularına ne yanıt verdi? Evlilik haberleri çıkmaya başladı. Neler söyleyeceksiniz bu durum için? Anlamam Umut Bey. Az sonra. Sosyal medyada neler oluyor, hangi ünlü ne paylaştı, kimlerin paylaşımları bol bol like aldı, kimlerin videoları favorilere eklendi. İşte ünlülerin birbirinden keyifli paylaşımları. Ezgi Mola'nın kuaför isyanı. Normal bir fön nasıl çekilir saç ezilmeden böyle. Yıldız Tilbe'nin şaşırtan imajı. Ay maşallah bunlara. Kıvanç Tatlıtuğ'un beyazlar içindeki olay tarzı. Hande Erçel'le Hakan Sabancı'nın buram buram aşk kokan pozu. Hadisenin göz kamaştıran yaza veda pozları. Ezgi Mola'nın kuaför isyanı sosyal medyada gündem oldu. Uzun süredir kısa saç kullanan Mola, saçının bir türlü istediği gibi yapılmamasına böyle isyan etti. Saçıma maşa yapıldı. Aylar önce hatırlarsınız bir kez daha yapılmıştı. Kuaförden çıktım. Saçıma maşa yapıldı. Şimdi kendim saçımı düzelteceğim. Buna ne diyorsunuz? Size bırakıyorum dedim. Şuraya bak, şuraya. Normal bir fön nasıl çekilir saç ezilmeden böyle. Ya da işte maşa nasıl yapılır uçları böyle süpürge gibi olmadan. Hani bunun çok basit. Bak şuralara bak şuralara. Besleme. Besleme geldi. Hülya Avşar bikinisini giyip zeytin kırdığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Gayet güzel. Biraz seri olursun. Seri derken elime vuracağım. Ay böyle hep ucunuzu alın 4-5 tane yan yana koyun böyle tık 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 tık. Ha öyle mi? Evet. Şöyle. Tık. Enis Arıkan yurt dışı tatilinden diyetteyken benim rüyalar açıklamasıyla bu videoyu paylaştı. Başak Tatlıtuğ çıktıkları Fransa tatilinden eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un bu karesini paylaştı. Yakışıklı oyuncunun beyazlar içindeki kombini sosyal medyada çok konuşuldu. Nesin Cavatzade kedisiyle bu sevimli hallerini paylaştı. Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin oyuncusu Müjde Uzman, geçen sezondan alev notuyla bu kareleri paylaştı. Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin oyuncuları Ceren Karakoç ve Serkan Tınmaz, yeni sezon çekimlerinden bu set pozunu paylaştı. Yıllar önce 1001 Gece dizisinde birlikte rol alan Ceyda Düvenci ve Bergüzar Korel bir etkinlikte buluştu.
Yıldız Tilbe, sokak hayvanlarını sevdiği görüntüleri paylaştı. Tilbe, videodaki imajıyla çok şaşırttı. Ay maşallah bunlara, ay bunlara maşallah. Tuvana Türkay çıktığı Ürdün tatilinden dalış yaptığı anların videosunu paylaştı. Onur Tuna, sığır güttüğü anları sosyal medya hesabında paylaştı. Yakışıklı oyuncu tarzıyla dikkat çekti. Ajda Pekkan'ın kız kardeşi Semiramis Pekkan, takipçilerine saç bakımıyla ilgili ipuçları verdi. Saçı çok sık yıkamak sağlıklı bir şey değil. Çünkü oradaki yağları yok ediyorsun. Hele böyle her gün saçını yıkayanlara çok şaşarım. Niye yapıyorlar böyle bir şey? Çünkü o yağlar faydalı. Saçın daha iyi olması için, daha sağlıklı olması için. Akın Akın Özü katıldığı düğünde Ankara'nın Bağları şarkısı eşliğinde böyle dans etti. Sinem Kobal yakın arkadaşı Burçin Terzioğlu'yla bu eğlenceli karayı paylaştı. Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy çifti, Didem Balçın ve eşi Can Aydın'la çıktığı Montenegro tatilinden bir eğlenceli videoyu paylaştı. Bu yaz yaşadıkları aşkla sık sık gündeme gelen Hande Erçel ve Hakan Sabancı çiftinden romantik aşk pozu geldi. Deniz Baysal, eşi Barış Yurtçu ile evliliklerinin 4. yılını bu karelerle kutladı. Haftanın en çok beğenilen pozlarına geçiyoruz. Mine Tugay'ın can dostuyla verdiği bu bikinili pozlar sosyal medyada çok beğenildi. Hadise'nin yaza veda pozları sosyal medyayı salladı. Burcu Özberk, leoparlı bikinisiyle yaptığı bu paylaşımlarla göz kamaştırdı. Demet Özdemir'in siyah blazer ceketli kombiniyle paylaştığı bu kareler çok beğenildi. Cem Yılmaz'ın yeni filmi Do Not Disturb'den ilk görüntüler. Siz mutlu musunuz Barış? Bicik ben mi başaramıyorum? Cem Yılmaz bu kez nasıl bir karakterle seyirci karşısına çıkıyor? Ajda mı Sezen? Benim nöbette olduğum yerde hiç kimse gemiyi terk edemez. Bir yanlış olduğu zaman beni bilirsin. Merve Dizdar Kan'dan sonra Oscar'ı da alabilecek mi? Görümce ve Elti filminden sonra Gupse Özay'ın yeni komedisi kimleri anlatıyor? Kız, 2-3 yaş var aramızda. Ne ablası? Dijital sinema ve beyaz perdeden son haberler, yeni filmlerden ilk görüntüler. Az sonra. Taklitle ünlü oldu, filmleriyle çok sevildi, şarkılarıyla eğlendirdi. İşte Türkiye'nin en sevdiği ünlüler arasında yer alan Ata Demirer'in dünden bugüne tüm bilinmeyenleri. Şarkısıyla, taklidiyle, esprisiyle bir şov adamı. Küstüm esmer beyaz mara. Kim keşfetti, nasıl keşfedildi, nasıl şarkıcı olacakken komedyen oldu. Laptop alacağız.
laptop lazım, bize laptop alacağız. Vizon Tele, neredesin Firuze ve Osmanlı Cumhuriyeti derken eyvah eyvahla nasıl zirve yaptı? Allah benim belamı vermesin. Sertab'ın tonundan yapıyor sana. Sen soprano musun? Alto suse ben anladım seni. Ferdi Tayfur'la yaşadığı polemiğin nedeni neydi? İşlerden dolayı, kargaşadan dolayı linç çekmenin ne kadar zor olduğunu biliyorsun. Berlin kaptanı Ferdi Tayfur'a mı ait senaryosu? Yok. Şarkıları, taklitleri, tiplemeleri ve bilinmeyenleriyle Ata Demirer geliyor. Fındık fıstık of, sensin fıstık of. Ah bize lazım of, yorgan yastık of. 1992, Grup Vitamin'in İsmail'i. Ata Demirer'in televizyon ekranlarındaki ilk görüntüsü Grup Vitamin'in İsmail klibidir. O absürt klipte İsmail rolünde izledik onu. İsmail, sek sek sekerek İsmail. İsmail, rastlık çekerek İsmail. İsmail, adresim aynı. Bu ilginç görüntülerin yanı sıra yine Grup Vitamin'in Turkish Cowboylar şarkısındaki gazel bölümündeki ses de Ata Demirer'e aittir. Bir kovboy aman aman. 1995, stand-up gösterisiyle fırtına gibi esti. Uğur Yücel tarafından bir yazlık gösteride keşfedilerek sahneye çıkarılan Ata Demirer, ilk gösterisindeki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Gerekli gereksiz her şeyi alıyor insanlar. Çabuk onu da al, bunu da al. Cansız manken almışsın, olsun bir gün yakarız, çabuk çabuk çabuk. Lan sabah 4'te okula gitmezsin, ne o? Teknoloji mağazası kuyruğuna girmiş böyle. Laptop alacağız. Laptop lazım, bize laptop alacağız. Başarılı taklitler yapıyor, çok güldürüyordu. Bülent Ersoy taklidi çok seviliyordu. Küstüm esmer beyaz mara. Küstüm esmer. Kamerinin konserden çıktın hemen anlarsın. Mithat nasıldı? Bay. Bir de ilgi gösteren biri olduğu zaman gidiyor. Beyefendi rica etsem bana bir bravo diye bağırır mısınız? Güçlü bir sesle. Yavrum. Hayır, gittiği insan da ölüm tehlikesi yaşıyor. Bir şey geliyor bak, büdzil. Gösteride Emrah'ı, Müslüm Gürses'i, Kadir İnanır'ı ve çok sayıda ünlüyü taklit ediyordu. Kimsesiz, yalnızım. Bu gösteri kısa sürede çok beğenilmiş, Ata Demirer'e şöhretin kapılarını açmıştı. 1996 yılında Hülya Avşar'ın şovuna 25 yaşında çiçeği burnunda bir komedyen olarak çıktı. Aradın mı seni yar diye koynuma saklarken. O programda kendisini keşfeden Uğur Yücel'i ve Cem Yılmaz örnek aldığını söylüyordu Ata Demirer. İki kişiyi çok beğenirim. Biri Cem Yılmaz, biri Uğur Yücel. Tek başına bir tanesini çok beğeniyorum diyemem. Televizyonda komedi, Korsan TV. Gösterisi Ata Demirer'e televizyonun kapılarını açtı. Korsan TV programında başarılı skeçlerini sürdürdü. Kaç bahar geçti canım, sen gelmez oldun. Eyvah! Arkadaşlar, bu sorunun sonu meyhanede biter. Ya böyle soru olur mu? Bülent Ersoy'un taklidini artık sadece sesle değil, kıyafetleriyle de yapıyordu. Hicaz Peşrevi'ydi değil mi efendim bu? Tabii Refik Fersan mıydı? Salim Bey'in, Salim Bey'in. Evet, kusura bakmayın, Peşrevi böldüm. Ama biz Korsan TV izleyenlerini musikiye zaten doyuruyoruz. Taklitlerin yanı sıra Niyazi Gül gibi ilginç tiplemelere de imza attı Ata Demirer. Beni tanıdı yavaş yavaş. Oh, Niyazi gibilerine böyle dönüyor. Öylesine sürüngen bir hayvandır. Efendim, kertinan bir kertenkele hayvanı. Peki kertenkele hayvanını biraz tanıyalım. Nasıldır yani kertenkele hayvanı? Efendim, kertenkele hayvanı sürüngen gillerde. Sinemaya ilk adım. İlerleyen yıllarda kendi filmlerini yapmak için kolları sıvayacak Ata Demirer'in ilk filmi Vizon Tele Tuğba oldu. O filmde köye gelen kutucu rolünü oynamıştı. Hiç vefa
yok mu? Bravo. Şimdi tamam, yeter bu kadar. Yeter bu kadar dalga dümen işleri. Hacı abi, açtırma kutuyu dedin, açtırmadım. Onu verdim, bunu verdim, daha ne vereyim? Bir tane olmaz, bir şey daha ver ya. Bir sonraki filminde usta isimlerle Neredesin Firuze'de rol aldı. Burada bir şarkıcıyı canlandırıyor ve sahneleriyle güldürüyordu. Şey geldi bana ya, tiz geldi. Sen nasıl okuyacaksın bunu? Abi özellikle Sidan'ı hazırlattım ya. Tenörüm ben abi. He? Sidan hazırlattım diyorum özellikle. Tenörüm ben. Tenörüm abi. Hayır abi. Kral benim abi. Avrupa yakasının volkanı olarak patlama yaptı. Oyunculuktaki yeteneğini gösterdiği filmlerinin hemen ardından ilk dizisi Avrupa Yakası'nda başrol oynuyordu. Volkan karakteri çok sevilmişti. Kıymetimi anlayacak birilerinin yanına gideyim bari. Hiç bu kadar aşağılanmamıştım. Beşikten düşmüş ha? Sen senin arkadaşlarınla buluşma gene. Yok baba yok. Selin'e gideyim zaten. Onda oturayım. Hah, iyi tamam. Bu dizide tipten tipe giriyordu. Kah Urfalı bir türkücü. Burhan, doğduğuna pişman edeceğiz. Özün etse de o arı seni didikleyecek. Didik didik didikleyecek. Kah bir falcı. Üçüncü göz. Sıkıntılar. Adanalı bir pamuk işçisi. Şarap gibi kadınsın. Yıllar içindeki ateşi söndüreceğine yellemiş. Tilladım. Kah bir popstar oluyordu. Fındık fıstık of, sensin fıstık of. Ah bize lazım of, yorgan yastık of, of, of. Avrupa yakasında söylediği fındık fıstık şarkısıyla adından söz ettirmişti Atademir'e. Bu aşkın telifi inan yavrum senin. Koç gibi gençlerin katili gözlerin. İndir güzelim indir bu hayat senin. İndir fıstığım indir bu hayat. Fındık fıstık al. Sinemada da kendini gösteren bir Atademirer vardı. Osmanlı Cumhuriyeti filminde başrolde yer almıştı. Benden habersiz devletimin toprağını mı dağıtıyorsun Sadık Muhtar? Ama bu parlamentonun kararı. Sadık Muhtar, sen kime sadıksın? Bana sormadan nasıl verirsin heybeli? Ama bu diplomatik bir skandal. Osmanlı Cumhuriyeti'nin hemen ardından kendi yazıp oynadığı ilk filmi Eyvah Eyvah'ı çekti. O filmdeki partneri çok sevdiği Demet Akbağ'ydı. O kadar büyük bir profesyonel ki, yani siz kendinizden sorumlu hale geliyorsunuz sadece ve böyle ürkütücü bir disiplin içerisinde oynuyorsunuz. Çok eğlenceli, müthiş bir profesyonel. Çok mutluyum yani. Sizin huzurunuzda bir daha teşekkür etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Gerçekten yani. Teşekkür ederim. Demet Akbağ da onu çok sevmişti. Daha film vizyona girmeden yapılan röportajda şunları söylüyordu Atademirer için. Samimiyetle söyleyebilirim ki biz çok eğleniyoruz gerçekten. O kadar seviyoruz ki ikimiz de rolümüzü. Hani bıraksalar onu dedim geçen gün. Ya dedim şöyle 3-5 sayfa ezber oynasak biz yani böyle demiş kesmeden etmeden. Evet, gerçekten tiyatro gibi akıyor ya. Eyvah Eyvah vizyona girmesiyle birlikte fırtınalar estirdi Beyaz Perde'de. Atademirer Hüseyin Badem karakteriyle gönülleri fethetti. Allah benim belamı vermesin. Sertab'ın tonundan yapıyor sana. Sen soprano musun? Alto suse ben anladım seni. Vallahi bak bu tondan sabaha kadar Manisa tarzları gibi bağırttır seni bu. Çal bakalım ladan çatlayacak mı kadın? Çal bakalım ladan çatlayacak mı? Film çok sevilince ikincisi gecikmedi. 2011 yılında çekilen ikinci filmde başrole bir de Özge Borak ekleniyordu. Sarışın şarkıcı kadın var ya işte o. Firuzan abla. Abla mı? Genco ya. Yani. Niye böyle bakıyorum ya? Eyvah Eyvah filmlerinin kamera arkası da en az filmler kadar komikti. Efendim biz sanatçılar hayatımız böyle zor koşullarda. Gerektiğinde elbiselerle. Her şey yolunda, sorun yok. Ne yapıyorsun abla ya? Sette başlayan aşk evlilikle taçlandı ama yürümedi. İlk Eyvah Eyvah'la tanıştığı, ikinci Eyvah Eyvah'ta evlendiği Özge Borak'la gerçek hayata taşıdığı ilişkisini 2012 yılında nikahla taçlandırdı Atademirer. Üçüncü Eyvah Eyvah filminde bebek sahibi olmuşlardı rol gereği.
herkes gerçek hayatta da acaba öyle olacak mı derken 2014 yılında yollarını ayırdılar. Ne getirsin baba sana? Ne getirsin oğlum baba sana pavyondan? Ha yavrum? Ha? Hadi Hüseyin hadi. Bitti bütün gece. Berlin Kaplanı, Niyazi Gül, olanlar oldu. Hedefim Sensin'le kariyeri devam etti. Birbiri ardına yaptığı sinema filmlerinde farklı karakter arayışlarına giren Ata Demirer, ilk denemesini 2012'de Berlin Kaplanı filmiyle yaptı. 50 maçta 21 galibiyet. Başlarım böyle sponsorluğa. Ben iyi beslenmediğimi düşünüyorum. Ben iyi beslenmediğimi düşünüyorum. Borcumuz 50 bin euroya çıkmış Ayhan. Parayı bul gel. Hacı bir hafta mühlet verdi. 50 bin euro. Ayhan Kaplan adındaki bir boksörü canlandıran Ata Demirer bu filmde çok ilginç bir isimle karşı karşıya geldi. Filmin senaryosunun kendisinden alıntı olduğunu söyleyen Ferdi Tayfur, Ata Demirer'i mahkemeye verdi. Ben olsaydım yemin ediyorum, onun yerinde ben olsaydım şunu söylerdim. Ferdi abi kusura bakma, işlerden dolayı, kargaşadan dolayı film çekmenin ne kadar zor olduğunu biliyorsun. Abi ellerinden öpeyim, kusura bakma ne olursun. Gel konuşalım abi, hiç fark etmez falan diye bir şey söylerdim. Ben de sesimi keserdim. Ferdi Kaplan'ı Ferdi Tayfur'a mı ait senaryosu? Yok. Kime ait peki efendim? Bana ait. Ata Demirer ilerleyen yıllarda film denemelerine televizyonda yarattığı Niyazi Gül karakterinin filmiyle devam etti. Çok şey etmiyorum hediye de. Bitkiler hava alsın. Niyazi Bey, benim sarmam konuştu. Anne dedi. Koskoca kadınsın ya. Ne diyecek hayvan? Dayı mı diyecek, emmi mi diyecek? Romantizm ve komediyi birleştiren olanlar oldu da hem bir kaptana hem de onun annesine hayat verdi Ata Demirer. Ölmeden mürvetini göremeyecek miyim çocuğum ben senin? Ya anneciğim, kısmet işi bunlar ya. Sen kim? Benim kızım kim? Merhaba Mehtap. Deniz'e mi? Bakım yapıyorum da çıkacağım inşallah. Deniz bir yana, dünya bir yana. Kendi yazıp oynadığı Hedefim Sensin de bu kez bir çiğ köfteci olarak izledik onu. Acelem yok, hedefim sensin. Bir gelsen aşktan kafayı yersin. Bir yavsa. Günaydın sevdiğim. Günaydın efendim. Efendim hayırlı sabahlar. Karın falan yok mu sevdiğin kimse? Karım kaçtı. Nereye kaçtı? Çiğ köfteciyi bıraktım, midyeciye kaçtım. Bursa Bülbülü oldu. Cengiz Sezen karakteriyle şarkıcılık yönünü gösterdi. Ata Demirer 2023 yılında ilk dijital platform filmi olan Bursa Bülbülü'nde Özge Özacar'la başrol oynadı. Hiç sevdan olmadı mı gençken? İz bırakan bir şey olmadı. Seviyorum onu sonuçta söyledim. Ben hayranım sana be. Filmde şöhret olmaya çalışan bir şarkıcıyı canlandıran Ata Demirer, şarkıcılık yönünü de bir kez daha ortaya koydu. Evet, bir kadınlar matinesinde daha beraberiz. Bursa Bülbülü filminin özel sohbetinde Ömür Sabuncuoğlu'na keyifli açıklamalar yapan Ata Demirer, gençlik idollerini tek tek anlatmıştı. Peki o küçük Ata'nın kahramanı kimdi o zaman şarkıcı İyi olarak? İyi soru. Şarkıcı olarak? Ya ben çok şanslıyım. Yani gerçekten bütün kahramanlarımla tanıştım, hatta çalıştım. Zeki Müren hariç, Bülent Ersoy, Sezen Aksu. Yani Sezen Aksu ile sahneye çıktım 2005'te Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde, Sevgililer Günü'nde. Ata Demirer, Bursa Bülbülü filmi için yazdığı Beyaz Zambaklar şarkısının hikayesini de anlatmış, şarkıyı da seslendirmişti. Şimdi filmin son 30 dakikasını yazamadım yani. Geldi son 30 dakikada kaldı çünkü bir yuva arıyorum kendime. Bozcaada'da yazmaya alışkınım. Ama Muğla'dayım. Bodrum, Muğla o taraflar. Dedim ki ben bunu Bozcaada'da bitireyim. Çıktım yola. 8 saatlik bir araba yolculuğu. Yaşlı amcalar, teyzeler oluyor yol kenarında biliyorsunuz. Dedim arabaya, baba dedim dur. Şuradan bir domates, biber, bir şeyler aldım kahvaltılık. Yani gittiğimizde aç kalmayalım, sabah uyanacağım. Durdum. Aldım bir şeyler. Bir yaşlı bir teyze geldi böyle. Oğlanım dedi, bak dedi, bu çiçekler de var burada falan. Benim de gözüm o çiçeklere gitti. Dedim onlar ne? Bak bir kokla önce dedi. Bir kokladım. Lilyuma benzeyen bir çiçek böyle. Tenekeye ekilmiş. Bu dedim ne? Beyaz zambak çocuğum dedim. Dedim bunlar çok güzel. Al bunları da dedi. Geldim eve, güney verandasına yerleştirdim zambakları. Şimdi gel zaman git zaman, iki gün üç gün başladım senaryo uğraşmaya. Canlı yok. Ömür canlı yok. Yani benim bulunduğum yerde canlı yok yani. Köpeğimiz yok. İşte evde kimse yok. Zambaklarla konuşmaya başladım. Yani onlardan başka hayatta bir renk yok o an.
Böyle bakarım bakarım işte dururum, ondan sonra gider yazarım. Genelde öyle bir ritmim var. Zambak zambak dedim ya, beyaz zambak nasıl da güzel kokuyor falan filan. Ondan sonra o sahneler gelmeye başladı. Yani o çiçek verdi o sahneleri. Harika. Sahneyle birlikte müziği de geldi kulağıma. Sözleri de geldi. Hemen bir kaydettim. Bir rüzgar kopar da gecelerden, ecel alsa beni yücelerden. Tüm beyaz zambaklar solup da gitse. Ya Rabbim affeder böyle sevince. Beyaz zambaklar açar böyle sevince. Beyaz zambaklar açar böyle sevince. Ram pam 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 pam. Bursa Bülbülü filminde pek çok şarkıyı seslendirdi Atademirer. Bu şarkılardan en bilineni Müslüm Gürses klasiklerinden Seni Yazdım Kalbime oldu. Böyle bir aşk görülmemiş dünyada, ne geçmişte ne de bundan sonradan. Arasalar bulamazlar rüyada, göremezler seni yazdım kalbime. Yine aynı filmde Ata Demirer'in canlandırdığı Cengiz Sezen'den Şaka Yaptım, Bursa Kızı ve Sıktı Mı Canını gibi hareketli şarkıları da dinledik. Sıktı mı canını, sıktı mı? Kal gitsin, unutursun. Şaka yaptım, şaka yaptım sevgilim. Ayrılır mıyım? Bursa Kızı, alacağım seni yar yar aman. İflah olmam, alacağım seni yar yar aman. Kendi hikayelerini üretmeye devam ediyor Ata Demirer. Yeni filmleri, yeni şarkıları ve Türk halkını eğlendirecek yeni projeleriyle en merakla takip edilen isimlerden biri ünlü komedyen. Sürpriz aşkın İlk görüntüsü. Konuşmayan bir tane hemen fotoğraf alın da alalım. Evlilik teklifi gelmeden. Aynen. Umut Evirgen'le Alina Boz gecelerde el ele ortaya çıktı. Evlilik sorularına ne yanıt verdi? Evlilik haberleri çıkmaya başladı. Neler söyleyeceksiniz bu durum için? Alina Hanım, Umut Bey. Az sonra. Ebru Yaşar, kayınvalidesinden gelen milyonluk altınlarıyla. Böyle doğudan da bir takılarım geldi. Sağ olsunlar benim kayınvalidem ve tarafı böyle. Boğaz'da şov yaptı. Karşı ışığımı. Az sonra. Bu oğlumuzun mirası, aynı zamanda geleceği. İlk olarak hepimiz gerizekalıyız. Cem Yılmaz'ın sesiyle şakacı arabalar. Lahabim mahalli, bahrali arayi, lahabeli, bahali arayi, Fernando laha, beli, Francesco al-Bahriyayi, Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'la oyuncak bebekler. Tozluklarına bayıldım. Ne güzel fular öyle. Ah. Kestik. Murat Boz'un sesiyle gerizekalı bir hindi. İlk olarak hepimiz gerizekalıyız. Sezen Aksu'nun sesiyle kötü bir kraliçe. Hayır. 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 Gupse Özay'ın sesiyle üzüntünün ta kendisi. Benim adım Üzüntü. İzlerken çok eğleneceksiniz. İşte ünlülerin seslerinden çizgi film seslendirmeleri. Az sonra. Cem Yılmaz'ın yeni filminin ilk görüntüleri yayınlandı. Gupse Özay'ın yeni filminin ismi ve vizyon tarihi belli oldu. İşte sinema dünyasından son haberler. Cem Yılmaz'ın yeni filmi Do Not Disturb'den ilk görüntüler. Siz mutlu musunuz Bahar? Bir tek ben mi başaramıyorum? Cem Yılmaz bu kez nasıl bir karakterle seyirci karşısına çıkıyor? Ajda mı Sezen?
Benim nöbette olduğum yerde hiç kimse gemiyi terk edemez. Bir yanlış olduğu zaman beni biliyorsun. Merve Dizdar, Kan'dan sonra Oscar'ı da alabilecek mi? Görümce ve Elti filminden sonra Gupse Özay'ın yeni komedisi kimleri anlatıyor? Kız, 2-3 yaş var aramızda. Ne ablası? Dijital sinema ve beyaz perdeden son haberler, yeni filmlerden ilk görüntüler. Cem Yılmaz'ın yeni filminden ilk görüntüler. Sinemadan haberlere Cem Yılmaz'ın yeni dijital filmi Do Not Disturb'ün ilk görüntüleriyle başlıyoruz. Zahmetsiz şölen istiyorsunuz. Olmaz öyle şey. Beni rahatsız etme. Bakın nasıl ışıl ışıl bakıyor ve parlıyorsunuz. 29 Eylül'de dijital platformda yayına girecek Do Not Disturb'te Cem Yılmaz, kara komik filmlerde kullandığı garson Isaac karakterinin yeni macerasını anlatıyor. Kendimi kabul ediyorum. Kabul ediyorum. Uyumlanmayı hissediyor musun? Cem Yılmaz'a filmde Ahsen Eroğlu, Celal Kadri Kınoğlu, Özge Özberk, Bülent Şakrak, Nilperi Şahinkaya ve Mustafa Kırantepe gibi isimler eşlik ediyor. Bicik ben mi başaramıyorum? Metin abi önemseme. Toksik fikirler bunlar. Gupse Özay'dan Loğusa filmi geliyor. Eda İce'nin düğününe eşi Barış Arduç'la birlikte katılan Gupse Özay, magazin mikrofonlarına verdiği röportajda annelik ve çocuk büyütme döneminin filmini yapacağını müjdelemişti. Yeni filmimiz yolda. Tabii ki onun filmi gelecek zaten. Ha, evet söyledim. Çünkü çok mesaj geliyor. Allah aşkına sen bunu yaşıyorsan bunun filmini yap dediler anneler. Ve onlara bir hediye ve biraz da ben işte ne bileyim malzemelerimi kullanayım. Çok garip şeyler yaşadım. Çünkü onların hepsini filminde görüyorum. Deliha'yla başladığı sinema serüveninde Görümce filmiyle aile içi komedilere el atmıştı Gupse Özay. Kardeşimi ele geçirip nikah masasına oturtmayı planlıyor. Düşmanımız bu sefer güçlü. Bir başka aile yaşantısı filminde eltilere odaklanmış ve Eltilerin Savaşı filmiyle ses getirmişti Gupse Özay. Kız, 2-3 yaş var aramızda. Ne ablası? Eltilerin Savaşı filminden sonra Barış Arduç'la evlenip çocuk sahibi olan ve bebeği Can Asya'yı dünyaya getiren Gupse Özay, sosyal medyada mini videolarla çocuk büyütme üzerine espriler paylaşıyordu. Sevimli minik bir yorgunluk yani. Öyle aman abartılı makyaj yapamıyor, bakımsız geziyor. Öyle bir şey yok yani. Banyo yaptım, 22 gün olmuştu da o... Bu esprileri kağıda döktü ve senaryosunu tamamladı Gupse Özay. Ekim ayı sonunda sete girecek filmin kast çalışmaları devam ediyor ve filmde kimlerin yer alacağı merak konusu. Nedense romantik geldi bana. Bana da. Nereden çıktın sen ya? Kuru otlar üstüne Türkiye'nin Oscar adayı. Nuri Bilge Ceylan'ın son filmi Kuru Otlar Üstüne Cannes Film Festivali'nde büyük alkış almış, filmin başrol oyuncusu Merve Dizdar festivalden en iyi kadın oyuncu ödülüyle dönmüştü. Merve Dizdar from the film About Dry Glasses by Nuri Bilge Ceylan. Senin bir fotoğrafını çekebilir miyim ben? Niye? Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile sinema alanındaki meslek örgütü temsilcilerinden oluşan 15 kişilik seçici kurul, 10 Mart 2024 tarihinde 96. kez düzenlenmesi planlanan Oscar ödüllerinin en iyi uluslararası film kategorisi için Kuru Otlar Üstüne'yi aday gösterdi. Her şey daha insana ulaşamadan insanın kendi ördüğü ağlara takılıp kalıyor. 2024'te vizyona girecek ve yeni çekilecek filmlerden son haberler. 2024'te pek çok iddialı film giriyor vizyona. Zaferin Rengi, Kurtuluş Savaşı döneminde insanların Anadolu'da başlattıkları direnişi, Cumhuriyet tarihinin en önemli spor başarılarından olan Fenerbahçe'nin kazandığı General Harrington Kupası efsanesinin etrafında anlatıyor. Başrollerini Kubilay Aka, Nejat İşler, Yiğit Özşener, Gülper Özdemir ve Gonca Vusateri gibi isimlerin paylaştığı Eylül ayında çekimlere başlanacak olan Zaferin Rengi filmi 2024 yılının ilk yarısında sinema severlerle buluşacak.
Müslüm Gürses'in hayatıyla biyografi filmleri furyasını başlatan Mustafa Uslu, Zeki Müren'in hayatını film yapmak için kolları sıvadı. Bana sen uzaktan sitem ettikçe benim ümitlerim elimden tutmaz. Sanat Güneşi'nin hayatının anlatılacağı filmin hakları için Zeki Müren'in varisi olan yeğeni Özlem Güner'le anlaşma sağlandı. Filmde Zeki Müren'i kimin canlandıracağı merak konusu. Seni unutsaydım bekler miydim hiç? Bir derdime bin dert ekler miydim? Dilan Çiçek Deniz yapımcılığa soyundu ve kendi hikayesinin anlatılacağı bir kısa film yapmak için harekete geçti. Deniz, Dilan hakkında konuşmalıyız adlı kısa filmin yapımcısı olacağını duyurdu. Çık dışarı. Sena beni mi dinle? Yavaş çık dışarı! Sakin olurum. Çık dışarı! Sena! Dijitalde yayınlanan ilk filmi Bursa Bülbülü ile büyük beğeni kazanan Ata Demirer, yeni projesi için senaryo çalışmalarına başladı. Yine dijital platformda yayınlanacak projenin adının bir ihtimal daha var olacağı iddia edildi. Kovulduk anlaşılan. Köpeğin peşinde peruk kovalayan piyanist mi olur be? Buğra Gülsoy, Seçkin Özdemir ve Hande Doğan Demir'in başrollerini paylaştığı Yaren Leylek filminin çekimleri tamamlandı. Bursa'nın Karacabey ilçesinde çekilen filmin 2024'te vizyonda olması bekleniyor. Bir zamanlar onlar da liseliydi. İşte Türkiye'nin en ünlü isimlerinin lise fotoğrafları, lise hatıraları. Haylaz çocukları. Lisenin güzel kızları. Lisenin karizmatik erkekleri. Şimdilerin en yakışıklı ve en güzel isimlerinin şaşırtan lise halleri. İşte ünlü isimlerin birbirinden farklı lise halleri geliyor. Kıvanç Tatlıtuğ'un lise zamanlarından bir karesi. Başarılı oyuncu, sarı saçı, mavi gözleriyle o zamanlarda çok havalıymış. Ya, hey. Tell me how you feel. Bu güzel mezuniyet karelerinin sahibi, şimdilerde Türkiye'nin en güzel oyuncularından biri olan Tuğba Büyüküstün. Like Bonnie, Barney, Jadirani, Shadi Be, Shima Divani, Mistani, Light It Up. Serenay Sarıkaya'nın sanat aşkı lise yıllarında başlamış. Fotoğraftaki bu genç kızlar lisede çok yakın arkadaş olan Sıla, Zeynep Beşerler ve Esra Eron. Diş telleriyle gülümseyen bu genç kız, şimdilerin sevilen oyuncusu Pelin Akil. Çağatay Ulusoy, lise öğrencisi olduğu yıllarda hayranı olduğu oyuncu Cansel Elçin'le bu hatıra fotoğrafını çektirmiş. Burak Özçivit'in lise yıllarında çekildiği bu fotoğrafla şimdiki hali arasında dağlar kadar fark var. Pelin Karahan'ın lise mezuniyetinden bir karesi. O zamanlar da çok güzelmiş Pelin Karahan. Yağmur Tanrı Sevsi'nin bu sevimli gülüşlü lise mezuniyet pozu da görülmeye değer. Kısa saçı ve gözlükleriyle mezuniyet pozu veren bu kız, şimdilerin başarılı oyuncusu Beren Saat. Aras Bulut İynemli, lise yıllarında okulun haylaz çocuğuydu anlaşılan. Baksanıza şu ilginç saç şekline.
Demet Akalın'ın lise pozundan ziyade yıllığında yazılanlar dikkat çekici. Ünlü şarkıcı o zamanlar gazeteci olmak istiyormuş meğer. Kenan İmirzalıoğlu bütün ciddiyetiyle karşımıza çıkıyor lise yıllığındaki bu kareyle. Yıllıkta yakışıklılığına vurgu yapılmış. Teoman'ın lise yıllarındaki tarzıyla şimdiki tarzı arasında uçurum kadar fark var. Akın Akın Özü lise yıllarında kilolu bir delikanlıymış. Bu gözlüklü lise öğrencisi Mor ve Ötesi grubunun solisti Harun Tekin şimdiki halinden eser yok. Göksel'in bu lise fotoğrafı görenleri çok şaşırtmıştı. Ünlü şarkıcının inanılmaz değişimi hayret verici. Umut Evirgen, Aline Boz çifti el ele ortaya çıktı. O gece ünlü çift evlilik sorularına ne yanıt verdi? İşte İstanbul gecelerinden ünlü manzaraları. Gündüzünden gecesine, İstanbul'da ünlülerle dolu bir haber turuna hazır mısınız? Bakalım kimler takılmış kameralarımıza? Sinem Ünsal ve Berkcan Kat bir mekan çıkışında yakalanıyor kameralarımıza. Onların ilişkileri arkadaş olarak başlayıp sevgililiğe evrilmiş. Beklediğimiz bir şey değildi ama bizim için de güzel bir sürpriz oldu. Evet. Geçmişe dayanan bir arkadaşlık var mı yoksa? Tanışıklığımız vardı tabii ki, birbirimizi hem tanıyorduk hem biliyorduk. Ama hani böyle bir niyetimiz yoktu. Sonra birlikte vakit geçirdikçe güzel bir başlangıç oldu. Güzel devam ediyor. İbrahim Büyükak'ı alışveriş turunda görüntülüyoruz. Tatil bitmiş. Yasemin Sakallıoğlu ile oynayacağı yeni filminin hazırlıkları için dönmüş İstanbul'a. Şimdi döndük. İşler güçler var. Film yapıyorum. Onun hazırlığı. Yasemin Sakallıoğlu ile ilgili evet, beraber. Evet, müjdeyi aldık. Beraber bir proje beraber bir filmimiz var. İşte bir karı kocayı oynayacağız hikayede. Sadece böyle bir tüyo vereyim. İşte önümüzdeki ay çekime gireceğiz. Aralık sonunda da sinemada vizyonda olacak. Oğlu Aslan Oktay'a geliyor konu. Büyüdükçe baba oğul arasındaki iletişim de değişiyormuş. Vallahi büyüdükçe iletişimi arttıkça acayip bir nokta oluyor. Yani çocuğu olan herkes beni çok iyi anlayacaktır. Vallahi isteyen herkese nasip olsun diyeyim ya yani. Ya topçu ya popçu olacaksınız diyor. Yani. Böyle bir durum var mı? Abi bize ne isterse ne isterse olabilir. Şanslarınızdan ne isterse olabilir. Onun tercihine kalacak bakalım. İbrahim Büyükak'ı yaz başında 3 tekerlekli ilginç motoruyla görüntülemiştik. Nazar değmiş motora. Yaz boyunca hep arızalanmış. Motosikleti soralım. Nazar değdi en son bir çeşmede. Abi yoğun kaç kere değdi? Ya. Kaç kere değdi abi? Abi Mustafa'ya güven olmaz herhalde. Hayır abi. Hayır abi. Hep yarı yolda bıraktı beni. Yani gerçekten şey oldu, sıkıntılar oldu nazara ama. Nazara geldi diyebilir miyiz? Olabilir abi, geldi biraz geyini yaptık ama yani gelmiştir herhalde az az. Biliyor musunuz hala orada mı bıraktınız? Yok burada geliyor, biniyorum hala biniyorum. Yavaş yavaş daha iyi öğreniyorum ama daha böyle uzun uzun gezmiyorum yani böyle kısa mesafelerde geziyorum. Defne Samyeli'nin kızı Deren Talü'yü alışveriş turunda görüntülüyoruz. Annesinin cildi Çin'de bir üniversitede araştırma konusu olmuştu. Çok şaşırmış bu olaya. Biliyorsunuz galiba bir üniversitede. Evet, incelemesi yapılacak. Size neler söylemek istersiniz? Siz de o genleri taşıdığınız ya, için. Ya teşekkür ederim. Evet, yani çok güzel, çok şaşırdık biz de başta. Şimdi bakalım ya, önümüzdeki aylarda gidecek galiba Çin'e. Öyle. Eşlik edecek misiniz? Siz de mesela o haberi gördüğünüzde ya da ne hissettiniz? Hani annenizin bu kadar fiziken de ruhen de genç durması. Çok sevindim yani, hoşuma gitti haber. Öyle yani. Pelin Karahan ve oğlu Eyüpcan alışverişte takılıyor kameralarımıza. Bodrum'daki tatilleri güzel geçmiş. Okullar açılınca ailecek İstanbul'a dönmüşler. İşte okul başladı, zaten bir hafta oldu daha Bodrum'dan geleli. Okullarına başlattık. Güzel, keyif. 3 ay oradaydık aynen. Çocuklar futbol okuluna gitti, onlar güzel spor yaptılar. Öyle keyifli geçti yaz çok şükür. Gayet formda görünüyor Pelin Karahan. Bu fit görünümünün sırrı nedir acaba? Bence bilmiyorum. Sormak lazım. Bir de çok yapılıyor zayıflığınızla alakalı. Hatta size bir
Ay artık 2 sene geçti yeter. 2 sene geçti. Evet. Haber yapıyor muyuz acaba yeniden mi zayıflatıyor? Yok canım aynı şeyi koruyorum yani. Dur çocuğumu kaybetmeyeyim. Bir dakika gel anne. Bunun için yaptığınız bir şeyler var mı peki? Görüyorsunuz çok merak ediyorum. Hayır spor hiç bırakmıyorum. Devam ediyor. Ama beslenmeme de ara ara dikkat edip ara ara daha rahat besleniyorum. Ay öyle artık bir tempo oturdu. İrem Helvacıoğlu'nu bir etkinlikte görüntülüyoruz. Bu sezon bir tiyatro oyunuyla çıkacakmış karşımıza. Biliyorsunuz ben çok uzun süredir aslında tiyatro yapmak istiyorum. Ama bir türlü yapamıyorum, olmuyor. Fırsat olmuyor, fırsat gelmiyor yani. Muhtemelen bu sene bununla ilgili size bir şeyler veririm diye düşünüyorum. Belli oldu zamanda. Mu oyun yoksa? Yani şu anda evet böyle belli olduğu gibi. Hani yakında hep birlikte duyururuz diye düşünüyorum. İrem Helvacıoğlu'nun yaz tatili güzel geçmiş. Ancak köpek balığı fobisini henüz yenememiş güzel oyuncu. Güzel geçti. Biliyorsun tatile gittim geldim. Ondan sonra biraz dinlendim. İş okuyorum. Böyle geçiriyorum. Arkadaşlarımla vakit geçiriyorum falan. Harika. Köpek balığı fobisi var yenebildiğin. Hayır, yenemediğim için buradayım. Hulya Zenginer'i koltuk değnekleriyle görüntülüyoruz. Oğlu Milan'la oynarken bacağını incitmiş Zenginer. Ya Milan'laydım, parkta oynuyorduk. Böyle yüksek bir basamak vardı. Ben de hani onun elinden tutuyorum, ona odaklandım. O düşmesin derken ben böyle ayağım döndü, çukura basmışım. Bayağı bir pat diye içeriden bir ses duydum, bir şey bağ koparmışım. Yere oturdum, eşimi aradım, Kinta'yı. Milan'ı da ikna ettim. Ben de 50 dakika oturdu beklerken ki oturmaz yani. Gerçekten dedim annenin ayağı şimdi de bu mu oldu? Ona öyle diyoruz. O da böyle cici yapıyor ayağımı. Öyle bir 50 dakika oturduk. Sonra hastane falan filan. Şu an böyleyim ama iyiyim. Yani bayağı toparladım. Hiç çıkamıyordum. Bir dolandırılmaya teşebbüs vakası yaşamış kısa süre önce. Telefon dolandırıcıları onu vefat eden annesi üzerinden dolandırmaya kalkmış. Korkmuşlar, çok pişkinler, insanın sinirini çok bozuyorlar. Ama eşiyle birlikte dolandırıcılığı kısa sürede anlayan Fulya Zenginer, karşı atakla dolandırıcıyı canından bezdirmiş. Sonra dalga geçmek için biz onu geri aramaya başladık ve gün içinde 15 farklı numaradan geri aradık yani onu. Hilal Altınbileği sevgilisiyle görüntülüyoruz gecelerde. Çiftin acelesi var. Hilal Hanım merhabalar. Nasılsınız efendim? İyi misiniz? Acelemiz var yoksa dururum biliyorsunuz. Bir ara ayrılıp barışan çifte her şey yolunda. Sağ olun. Her şey yolunda. Sağ olun. Hilal Hanım biraz konuşsaydık, sohbet etseydik. İnşallah başka zaman. Teşekkürler. Arnavutköy'deki bir restoranda ünlü isimler yemekte. Ama o masanın en dikkat çeken çifti Umut Ebirgen'li Alina Boz. Mekandan ilk çıkan Özge Özpirinçi ve eşi Burak Yaman Türk oluyor. Bizim boşluk zamanıydı. Buluştuk, güzel yemeğimizi yedik, sohbetimizi yaptık. Şimdi evlere dağıldık. Onların hemen ardından Umut Evirgen, Alina Boz çifti el ele çıkıyor mekandan. Umut Bey, iyi akşamlar dileyelim efendim. Nasılsınız? Ben şöyle geçeyim mi? Tabii. Bir fotoğraf rica edelim. Ondan sonra seni konuşsak. Efendim, konuşmayan bir tane hemen fotoğraf alın da alalım. Evlilik teklifi gelmeden. Aynen. Evlilik iddiaları var. Ekim'de yüzüklerin takılacağı söyleniyor. Evlilik haberleri çıkmaya başladı. Neler söyleyeceksiniz bu durum için? Alina Hanım, Umut Bey. Yakan Bey bakın nasıl aradan kaçtı. Evet. Çift soruları duymazdan geliyor. Alina Hanım siz neler söylemek istiyorsunuz? Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Bir dijital projenin yeni sezon lansmanındayız. Barış Arduç'a Gupse Özay ile birlikte bebekleri Janasi'yi hastaneye götürmeleri soruluyor. Umarız olumsuz bir durum yoktur. Yok, rutin kontroller. Birkaç gün önce gitmişti de galiba işte bugün mü bir yerlerde çıkmış evet. Bir şey olmuş. Çok şükür sağlığı yerinde. Barış Arduç'a eşi Gupse Özay'ın yeni filmi Lohusa'da olup olmayacağı soruluyor. Gupse Hanım da görümceye başlıyor efendim. Sizi görebilecek misin? Görebilecek miyiz? Fiyatta anlaşabildiniz mi? Ben oynamıyorum. Hangi fiyatta anlaşacağım? Biz arkadaşlar daha önce de hani beraber iş yapma konusu tabii ki yaparım. Eşimle bir şey oynamak müthiş bir şey benim için. Onun yaptığı her şeyde müthiş gurur duyuyorum. Yine merakla bekliyorum. Ekim ayında da sete çıkacak bir aksilik olmazsa. Heyecanlı paylaşıyorum tabii. Gökçe Bahadır da lansmanda. Bu yaz eşiyle çıktıkları kulübe tatili çok konuşulmuştu. Hale nasıl yakalandıklarına şaşırıyor ünlü oyuncu. Sakin bir yerde bir tatil nasıl bulundu, nasıl gelindi oraya hiçbir fikrim yok ama bir şekilde çekilmiş. Böyle bir şey tercih etmiştik. Bir değişiklik doğayla iç içe yaşamak istediğimiz için. Aslında tamamen öyle yani sakin bir tatil. Kuruçeşme konseri öncesi Ebru Yaşar'la birlikteyiz. Çok şık olmuş ünlü şarkıcı. Altın aksesuarları gözümüzü kamaştırıyor. Böyle doğudan da bir takılarım geldi. Sağ olsunlar benim kayınvalidem ve tarafı böyle
Onlar takılarımı gönderdiler. Biz böyle harmanladık. Doğu batı sentezi yaptık ki ben çok severim. Ebru Yaşar'ın satın aldığı 500 milyon lira değerindeki ultra lüks yatı çok konuşulmuştu. Nazar değmiş ünlü şarkıcıya. Hasta olmuş yaz tatilinde. Rahat almak etmek için aldım ama çocuklar çok hasta geçti tekne. Valla 3 gün 5 gün falan çok iyiydi ama ondan sonra aşırı böyle havaların tutarsızlığı, ceyranda kaldım falan. 3 gün iyiydim, 5 gün serum aldım ve hatta bir konserim vardı, iptal ettim. Bir hastalanarak da geçti nazar yani. Nazar dedi diyebilir miyiz aslında çıkan haberlerden yani, sonra? Yani işte bilmiyorum yani. Demek istemiyorum ama hani diyebiliriz, bilmiyorum. Keyifli sohbet sonrası sahneye davul ve dans şova eşliğinde altın parıltılı kocaman bir şapkayla çıkıyor Ebru Yaşar. İkinci bölümünde Kleopatra havası veren kostümüyle sahneye çıkan Ebru Yaşar şarkılarıyla coşturuyor sevenlerini. Haluk Levent konserindeyiz. 6 Şubat'tan beri deprem bölgesinden elini çekmeyen ve yardıma devam eden Haluk Levent yeni haberlerle kameralar karşısında. Biliyorsunuz zaten, herkes artık biliyor. Şimdi şu anda konser araları veriyoruz. Konserler bitiyor, tekrar bölgeye gidiyoruz. Bildiğiniz gibi çalışmalarımız sürüyor. Yeni eğitim öğretim dönemi başladı. Evet. 15 okul bitirdik, teslim ettik. Okullara açılışını yaptık. 3 okul daha yapıyoruz. Çelik evlerde zaten devam ediyor. Bini aşkın çelik evler. Haluk ya. Levent o gece Boğaz'da şarkılarıyla keyifli anlar yaşatıyor dinleyenlerine. Yeter artık, yeter. Cem Yılmaz arı, Murat Boz hindi, Tolga Çevik kedi oldu, Sezen Aksu kraliçe, Kenan Doğulu gölgeler hakimi, Kıvanç Tatlıtuğ oyuncak bebek oldu. İşte ünlü isimlerin seslendirmeleriyle animasyon filmleri. Bu oğlumuzun mirası, aynı zamanda geleceği. İlk olarak hepimiz gerizekalıyız. Cem Yılmaz. Şakacı arabalar. Lahmin mahalli, lahmin arayi, lahmin eri, mahalli arayi, hemen nola, eri, Francesco al-Mahiyyayi, Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'la oyuncak bebekler. Tozluklarına bayıldım. Ne güzel fular öyle. Ah. Kestik. Murat Boz'un sesiyle gerizekalı bir hindi. İlk olarak hepimiz gerizekalıyız. Sezen Aksu'nun sesiyle kötü bir kraliçe. Hayır. 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 Gupse Özay'ın sesiyle üzüntünün ta kendisi. Benim adım Üzüntü. İzlerken çok eğleneceksiniz. İşte ünlülerin seslerinden çizgi film seslendirmeleri. Bob, Robert, Bobby Babuş, Bob, Robert, Bobby Babuş. Aslanlardan intikamımı alacağım. Bu oldu işte. Yetenekli oyuncularımız seslendirme konusunda da zaman zaman hünerlerini sergilemişti. İşte animasyon filmlerine sesleriyle hayat veren ünlüler. Hayır hayır, tek kelime bile etmeyin. Anlamam. Bu kim biliyor musunuz? Programa è ridicolo. Beren Saat pek çok animasyon karakterine sesiyle hayat verdi. Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ, Oyuncak Hikayesi filminde birlikte seslendirme yapmıştı. Kimler kendi rüya turunu hazır, söyleyin bakalım. Hiç tanışmış mıydık acaba? Tanışsak hatırlardım. Kestik. Yıllar önce partner oldukları dönemde girmişti iki ünlü stüdyoya. İkisi de acemiydi o zamanlar. Merhaba, kestik abi, kestik. Medium.
ama ortaya sempatik bir birliktelik çıkmıştı. Tozluklarına bayıldım. Ne güzel fular öyle. Ah. Kestik. Stüdyoda yapılan önce ardından atıp tutma, sonra da birbirini övme şakası da güzeldi. Ne profesyoneldi ya, gözünü seveyim. Mahvettiniz. Böyle bir şey görmedim ya. Kesip kaydı, kesip kesip sürekli. Beren Saat, Cesur filminde aykırı prenses Merida'yı da seslendirmişti. Kral babam bacağından oldu. O korkunç canavarın midesine iniverdi. Ah, işte en sevdiğim kızım. Mordu'yu o günden beri kimse görmedi. Ormanda dolaşmaya ve intikam için fırsat kollamaya devam ediyor. O bir anti prenses. Bu ne biçim elbise be? Merida kendine dayatılan hayatı yaşamayı reddeden bir genç kız. Beren Saat'in en eğlenceli seslendirme deneyimlerinden biri de eşi Kenan Doğulu'yla Minyonlar filminde yaşadığıydı. Hayır hayır, tek kelime bile etmeyin. Anlamam. Bu kim biliyor musunuz? Bu Kraliçe Elizabeth. Ve onun tacını çok 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 istiyorum. Sen benim muhteşem uzayan takım elbisemi alacaksın. Bob, Robert, Bobby Babuş. Sen benim muhteşem uzayan takım elbisemi alacaksın. Ünlü çift filmin iki kötü karakterine sesleriyle hayat vermiş ve bu deneyimleriyle çok mutlu olmuşlardı. Zamanların en büyük kötüsü için çalışmayı hayal ettiniz mi hiç? Bob, Robert, Bobby Babuş. Bob, Robert, Bobby Babuş. Çok keyifli bir projeydi. Minyonlar zaten bizim hayran olduğumuz karakterler. Bir önceki filmde çok sivrildiler. Şimdi artık başrolde oynuyorlar. Bizden de seslendirmemizi isteyince koşarak gittik. Çok keyifle yaptık. Kenan Doğulu'nun da pek çok çizgi film seslendirmesi var. İşte onlardan ilki. Kenan Doğulu, Tavşan Hop'a hayat veriyor sesiyle. Fred, sana kaç kere söyleyeceğim. Saçmalama lütfen. İşte bu. Aferin Fred. Ben davulcu olacağım Don'dan. Ben müzisyen olmak istiyorum. Davul çalmayı bırakıp bir iş edinme vaktin geldi. Ben grupta çalmak istiyorum. Dünyayı görmek istiyorum. Bencil bir tavşanın canı bunu yapmak istemiyor diye 4000 yıllık bir gelenek burada sona eremez. Bir seslendirme deneyimini de Hülya Avşar'la yaşadı Kenan Doğulu. Bir çizgi filmde Hülya Avşar kötü prenses, Kenan Doğulu da gölgeler hakimi olmuştu. Ben Kraliçe Felina. Bütün dünyaya hükmetmek istemez misin? Dinozor kristalleriyle bunu başarabilir. İki ünlü isim stüdyo aşamasında çok eğlenmişti. Aslanlardan intikamımı alacağım. Dinozor kristalleriyle bunu başarabiliriz. Cem Yılmaz'ın seslendirdiği çok sayıda çizgi karakter var. Onlardan ilki bir arıydı. Arı filminde seslendirme yapmıştı Cem Yılmaz. Birazcık konuşmak istedi. Merhaba. Kapatama. Sonra bir süpürge çıktı. Peri uçtu. Can kurtarma botu fırladı. Şimdi artık biri kel, diğeri botta. Her ikisi de bay. Balımızı elimizden aldığınızda sadece sahip olduğumuz her şeyi alamadım. Sonrasında Arabalar filminde İtalyan yarış arabası Francesco oldu ünlü komedyen. Francesco'ya böyle tepki verilmesine aşina. Göre kadınlar her şeyi ortada arabalara bayılır. Francesco'yu göreceksin ama Francesco'yu böyle görmeyeceksin. Francesco'yu böyle göreceksin. Ciao McQueen! Basta questo! Arabalara merakı olduğu bilinen Cem Yılmaz çok eğlendi Francesco'yu seslendirirken. Bu program ridicolo. Fernando ora. Ele Francesco al bahiyayi. Francesco birazcık hareketli bir karakter. Ben de biraz hareketliyim. Yarışa başla. Şimşek'in tükenmesini bekle. Onu geç ve Francesco yine biri. Cem Yılmaz o filmin stüdyo aşamasında Japonca ve Arapçadaki hünerlerini de konuşturdu. Cem Yılmaz Arı ve Arabadan sonra Zootropolis filminde bir tilkiyi seslendirmişti. Ama ne oldu? Hoppa! Hoppa mı? 3 numaralı eyvahsa onu ya da Halil. Cem Yılmaz'a stüdyoda seslendirme sırasında başka hayvan arkadaşları da eşlik etti. Komik bir şey olduğu zaman oraya ilave ediyorum. Sen orada şey yapıyorsun, tartışmaya giriyorsun yapımcılarla. Hakkını arasana. Niye bana şey yapıyorsun yani? Koyun gibi orada bakıyorsun.
Murat Boz'un bir Hindi'yi seslendirdiği çizgi filmin stüdyo aşaması çok eğlenceliydi. Teknik olarak hepimiz gerizekalıyız. Kutsal zaman tokmağı toprağa. Hayır! Murat Boz, kahraman ikili animasyon filminde bir Hindi'yi seslendirmiş ve çok güldürmüştü. Ufaklık, bil bakalım kim geldi? Dur! Şu an mutluluktan beynim patlayabilir. Muhteşem! Hayır, hayır! Hayır! İlk olarak hepimiz gerizekalıyız. Murat Boz, Hindi olmanın keyfini yaşadı stüdyoda. En baba Hindi olarak artık Murat Boz, 1 Kasım'da Kahraman 2 ile karşınızda olacak. Şu anda 100 tane zaman yolculuğu kuralını iddia ediyoruz. Minik Serçe, Sezen Aksu da zamanında bir çizgi animasyon seslendirdi stüdyoda. Kötü kraliçe oldu Sezen Aksu. Hayır! 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 Yine ne var? Ne istiyorsunuz? Beni rahat bırakın. Zaman zaman eğlenceli anlar da yaşadı ünlü sanatçı. Alman aslan tırsı mı? Tılsım. Alman tırsı mı dedim ya. Bu oğlumuzun mirası. Aynı zamanda geleceği. Evet. Evet, dramatik yapayım biraz kendimi. Aynı filmde Sezen Aksu gibi Özge Özpirinç'i de seslendirme kadrosundaydı. Max'ın cesur ve korkusuz arkadaşı. Max'la birlikte krallığı gölgelerin efendisinin elinden kurtarmak için buradayım. Hop! Ne yapıyorsun sen benim uçağıma? Max, sen bizim tek şansımızsın. Sesim çıkmayacak diye korkuyorum. Güzel sesiyle bilinen isimlerden Engin Altan Düzyatan da filmde kötü bir karaktere hayat vermişti sesiyle. Ben gölgelerin efendisi. Aslan Max'ın en büyük düşmanıyım ve güç kristallerinin peşindeyim. Tolga Çevik'in seslendirme deneyimi de eğlenceliydi. Başarılı komedyen bir kediye hayat vermişti seslendirme yaparak. Yanar döner ışıklar olan arabadaki adamlar aldı onu. Ben de haliyle eve getirdiler sandım. Duruma bakılırsa burada değil. Tolga Çevik'in seslendirdiği Kedi Şimşek çok sevimli bir karakterdi. Bana yardım edin, dışarı atmayın. Kendisi kedi. Yani tüylü bir karakter ama çok sempatik, evinden olmuş, daha doğrusu evinden atılmış. Kendine yuva arayan masum bir kedi. Daniel evi Lawrence'a çaktırmadan satmanın derdinde. Tabii bizi de sokağa atacak. Yıllar önceye gidiyoruz. Tarkan'ın popstar olarak patladığı dönemde Herkül olmuşluğu var. Uzak bir yer hayallerinde. Hazır herkes kollar açık. Herkül filminde şarkılarıyla Herkül olmuştu Tarkan. Sen evime gire. Tarkan filmin Türkiye galasında Herkül karakteriyle böyle yan yana geldi. Ata Demirer de seslendirme yapan isimlerden. Minyonlar filmindeki Guru karakterini seslendirmişti Ata Demirer. Merhaba Fred. Fred bak, aptal köpeğin bahçeme küçük bombalar bırakıyor ve bu benim hiç hoşuma gitmiyor. Affedersin, köpekleri bilirsin, istedikleri yere yaparlar. Eğer ölmemişlerse. Şaka yaptım. Belki de yapma. Ve Gupse Özay, başarılı oyuncu üzüntü oldu, sesiyle herkesi üzdü. Biliyorum, çok özür dilerim. Ben de bir sorun var. Ay, evet. Eğlenmek. Ama nasıl olur bilmiyorum. Hep böyle hatalar yapıyorum. Korkuncum. Neşe hayır. Benim adım Üzüntü. Ters Yüz filminde Üzüntü'yü seslendiren Gupse Özay, gerçek hayattaki kimliğinden çok uzak bir karakteri seslendirse de bu yükün altından başarıyla kalkmıştı. Çok sıra sıklam ıslandığımız, ayakkabılarımızın suyla dolduğu, soğuktan titrediğimiz, daha çok üzüldüğümüz yağmurları seviyorum. Yapayalnızım. Ağlamak beni sakinleştiriyor ve sorunların ağrını aşmamı sağlıyor. Oyunculuğu kadar şarkılarıyla da sevilen bir isim o. İşte Demet Evgar'ın sesinden duymaya alıştığımız en güzel şarkılar. Gitme, sana muhtaçım. Demet Evgar'ın söylediği slow şarkılarla hüzünlendirdi. Beni öldür, öyle git.
hareketli şarkılarla coşturdu. Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek. Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek. Demet Evgar'ın filmlerden. İşte kavuştum ben aşığıma, Tanrı çıkardı seni karşıma. Dizilerden. Bir çapkına yangını, her yanı bilsen ne olur. Ve sahnelerden. Organize işler bunlar, başımıza işler bunlar. En sevilen şarkıları geliyor. Türkiye'nin en başarılı kadın oyuncularından biri olan Demet Evgar'ın müzikteki yeteneği de göz ardı edilemez. İşte Demet Evgar'ın dünden bugüne söylediği şarkılar geliyor. Yanayım yanayım, ateşlerde yanayım. Yıllar önce Fikret Kızılok'un Fark Etmeden şarkısını söyleyen Demet Evgar sesiyle büyülemişti. Vazgeçip uzaktan senin yanında kendime cevapsız soru sormuşum. Kaybolup giderken fırtınalarda gönlümce bir ıssız ada bulmuşum. Fark etmeden, fark etmeden, fark etmeden senin olmuşum. Oynadığı Bir Kadın Bir Erkek dizisinde seslendirdiği Bir Çapkına Yangının performansı çok beğenilmişti. Bir çapkına yangını, her yanı bilsen ne olur. Neşesine baygınım, sarhoşum sarhoş. Demet Evgar, Bir Kadın Bir Erkek dizisinin kamera arkasında Kimse Bilmez şarkısını mırıldanırken bile naif sesiyle büyülüyordu. Kimse bilmez, kimse bilmez, kimse bilmez, hiç kimse bilmez. Si, si, ah, bulut geçti, hep beraber. Gözyaşları kaldı çimende. Ben sizi bekliyorum ha. Gül rengi şarap içilmez mi böyle günde? Seher yeli eser yırtar eteğini gülüm. Organize İşler filminin meşhur şarkısıyla böyle eğlendirmişti kendisini dinleyenleri. Kaçmam kaçamam dedim. Uçmam uçamam dedim. Ne Clark Kent'im ne Süpermen'im. Organize işler bunlar, başımıza işler bunlar. Senin benim dinlemez İstanbul'u işler bunlar. Demet Evgar, Sezen Aksu imzalı Nanay şarkısını müzikseverlerin beğenisine sunmuş ve müziğe olan yeteneğini bir kez daha ispat etmişti. Hadi, hadi canım, hadi, hadi. Evimize gidelim, konuşuruz tabii. Çilingiri kurarız, iki tek atarız. Birisini silse duruma bakarız. Yani nanay, nanay, canım nanay, nanay. Show TV'de yayınlanan Alev Alev dizisinde bir Orhan Gencebay klasiği olan Batsın Bu Dünya şarkısını böyle ustalıkla içten bir şekilde seslendirmişti. Yazıklar olsun, yazıklar olsun, kaderin böylesine yazıklar olsun. Her şey karanlık, nerede insanlık? Kulak edene yazıklar olmuşsun. Geliyor, hazır.
Düetlere geçiyoruz. Demet Evgar, Kemal Hamamcıoğlu'yla söylediği Mak Mek Mok şarkısıyla gönüllerde taht kurdu. Çok sıkıldım kendimden, verdiğim sözlerden, tutamadığım sözlerden çok sıkıldım. Çok sıkıldım yalanlardan, huysuz kadınlardan, mutsuz adamlardan çok sıkıldım. Sıradan hayatlar içinde ne zormuş kendin olmak, ne zormuş özgür olmak. Sıradan hayatlar içinde ne zormuş kendin olmak. Yahşi Batı filminde Cem Yılmaz'la evlilik düetine imza atmıştı Demet Evgar. Böyle eğlenceli bir performans çıkmıştı ortaya. İşte kavuştum ben aşığıma, Tanrı çıkardı seni karşıma. Aç kollarını gel la kuşuma, darısı bekarların başına. Bizi görenler sakın kıskanmasınlar, bir eş bulup evlenerek mesut olsunlar. Bizi görenler sakın kıskanmasınlar, bir eş bulup evlenerek mesut olsunlar. İşte başka bir düet. Bu sefer slow bir şarkıyla çıktı karşımıza. Serkan Keskin'le Gitme Sana Muhtacım dedi Demet Evgar. Gitme sana muhtacım, gözümde nursun, başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamak için senin sevgine. Aile Arasında filmi için Ayta Sözeri ile yaptığı Yanayım Yanayım düeti Demet Evgar'ın en unutulmaz ve eğlenceli düetlerinden biri oldu. Bir anlasan, bir dinlesen, seni deli gibi sevdiğimi bir bilsen. Bir sevdalı, bir değilsen, bana ne çileler çektirdiğini bir görsen. Yanayım yanayım, ateşlerde yanayım, kırmızı dudağından bir öpücük alayım. Sarayım sarayım, kollarımla sarayım, sen iste yeter ki senin kulun kölen olayım. Demet Evgar bir dönem birlikte çalıştığı Multitap grubuyla da birçok düete imza attı. İşte onlardan biri. Bu şarkıyı dinliyorsan. Kalbimiz bir olmuş anlaşılan, tam da aklından geçerken şaşırdım bir an. Söyledim durdum yorulmadan, yorulmadan. Demet Evgar, oyuncu arkadaşı Selen Öztürk'le de Modern Zamanlar ve Kızlık Anılarımız şarkısının akustik versiyonlarıyla böyle düet yaptı. Bizim kadar yalnız değilken nasıl olurdu? Dururink dururink dualarınız, yıldızlarınız kayarken. 21. yüzyıl aşıkları. Ama bu iki ismin yaptığı düetlerden en çok beğenileni Barış Manço'nun Arkadaşım Eşek şarkısı oldu. Kaç yıl oldu saymadım köyden göçeli, mevsimler geldi geçti görüşmeyeli. Hiç haber göndermedin o günden beri, yoksa bana küstün mü, unuttun mu beni? Dün yine seni andım gözlerimde.
anı oldu. Ayrılık geldi başa, katlanmak gerek. Seni çok çok özledim arkadaşım eşek. Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek. Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek. Demet Evgar, Can Bonomo ile birlikte çıkardığı Rüyamda Buluttum şarkısıyla da sevenlerinden tam not almıştı. Rüyamda buluttum, sensizliği unuttum. Yağmur oldum, ağladım seni, dizlerimde uyuttum. Cumartesi sürprizinin sonuna geldik. Ünlülerin renkli dünyasından çok özel görüntüler ve haberlerle sizlere keyifli bir cumartesi yaşatmaya çalıştık. Yarın sabah pazar sürprizinde görüşmek üzere. Herkese iyi hafta sonları diliyoruz.